Herkese merhabalar. LGS Efendi hangi soruların çıkacağını merak ediyor musun Tonguç Eylül Hanım Bey? Çok merak ediyorum. Harikasın. Şimdi zaten sen de bunları beraber göstereceğim net bir şekilde. Hangi konudan hangi sorunun geleceği belli aslında. Senelerdir 2020, 2021, 2022 her sene sayısal bölümde belli soruları soruyor Milliyetin Bakanlığı. Ve bu belli soruları her sene her konudan Aynı şekilde soruyor aynı özellikte soruyor. Dolayısıyla biz bunları çok iyi analiz ediyoruz. Ve bu analizlerimizin sonucunda ki biliyorsun bu sene sadece birinci dönem konuları olduğu için 2020 LGS sayısal bölüm çok daha önemli bir hale geldi. Ve buradaki sorular bizim için çok değerli. Buradaki dağılım da çok değerli. Buna benzer soruları çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ve seninle beraber aslında burada çıkabilecek soru tarzlarına ve hangi şeylerin daha ön planda olacağına ve taktiklerle sana bunları izah edeceğim. Merak etme ve süper bir şekilde LGS FM'de hedefimiz 20'de 20 hocam. Harikasın 20'de 20 diyoruz. Gerçekten de yüksek hedeflerle yola çıkıyoruz. <laughs> peki LGS Fen'de neler çıkıyor? Nasıl olacak? Bakalım. Bir kere ilk başta tabii ki 2020 LGS Fen bilimleri analizini yapacağız seninle beraber. Ve bu seneye benzer konu alt başlıklarından sorular gelecek. Bunu bekliyoruz. Çünkü sadece birinci dönem konuları olacağını biliyoruz. Ve İkinci olarak da LGS FEMB'in kesin çıkan soru tipleri LGS'de her sene sorulan soru tipleri o kadar net ki yani DNA'dan iki tane soru işte sallıyorum e, bu sene tabii birinci dönem konuları daha fazla olduğu için işte e, kalıtımdan iki tane soru o kadar net ki bunlar ve DNA'dan bir soru DNA'daki nedir aslında e, eşlenmesiyle alakalı. DNA eşlenmesiyle alakalı bir tanesi modeliyle alakalı İşte kalıtımdaki kesinlikle ve kesinlikle mendel deneyinin benzeri bir soru gelecek ve aynı zamanda işte e, belli özelliklerin işte resesif çekinik karakter nasıl oluşturduğuyla ile alakalı bir soru gelecek. Anne babanın genotipini fenotipini soracak bize gibi sorular net aslında. Dolayısıyla biz bunlara bakacağız hani böyle hiç merak etme. Ve aynı zamanda önemli soru tiplerine beraber bakacağız ve bunlar için en kısa yön yani en taktiksel metotlar nelerdir? Senle beraber buna bakacağız. Merak etme. Ve LGS fen birimlerinde çıkacak bütün soruları analiz etmiş olacağız. 20'de 20 hedefimiz. Yükseklerde gözümüz. Dolayısıyla senle beraber gel bakalım. LGS fen birimlerinde neler çıkacak? Bir bakalım senle. İlk başta şunu unutmamız gerekiyor. LGS fen dersimiz aslında bizim için birazcık deneysel bir ders. Ve deneye bağlı soruların gelmesi kaçınılmaz. Hipotez, deney bu kelimeler karşımda çok gelecek. İşte bir hipotez kurdum. İşte ağırlık arttıkça basınç artar. Bunu hipotezimi deneylerle ispatlamak istiyorum. Mesela bu bir hipotez öne sunduğum şey ve bunu da deneylerle ispatlamak istiyorum. Bir tane kalem koydum. Bir de iki tane kalem koydum. Dolayısıyla hangisinin basıncı daha fazla dedim. Dolayısıyla bunun basıncı daha fazla olunca o hipotezimi ispat etmiş oldum. Bunun gibi kavram kavramlar gelecek ve bağımsız değişken, bağımlı değişken, sabit tutulan değişken gibi özellikleri çok iyi bilmemiz gerekiyor bu soruları yapabilmemiz için. Aynı zamanda deneylerdeki bağımlı, bağımsız değişkeni, sabit olan değişkeni bileceğiz ve ayırt edebileceğiz. Mesela bağımsız değişken dediğimiz şey, burayı bunu yazmak istiyorum gerçekten çok önemli. Bağımsız değişken dediğimiz şey aslında farklı olan şey, deneyde farklı olan şey. Bağımlı değişken dediğimiz şey aslında ölçülen, araştırdığımız şey ve sabit olan değişken de aslında aynı kalan değişken demek. İki e, DNA grubu arasında aynı olan değişken demek bu çok önemli bunu özellikle vurgulayacağım sorularda da görsel yorumlamaya bakacağız. Görsel yorumlamada da mutlaka işte işte mevsimler iktimide görselli bir soru gelecek karşımıza yüzde yüz yani istisnasız gelecek. Aynı zamanda görsel yorumlamada işte bizim karşımıza e, bir DNA modeli sorabilir. Aynı zamanda işte bir e, mutasyon adı modifikasyon arasındaki farklı alakalı bir şey sorabilir. Dolayısıyla bunun e, mutasyon modifikasyon mu olduğunu sorabilir. Bunlar bizim karşımıza gelecek. Grafik yorumlamada işte 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 sayısı arttı, sayısı azaldı. İşte bakıyoruz gölge boyu arttı, gölge boyu azaldı. İşte birim yüzeye düşen enerji miktarı arttı, azaldı gibi mevsimlerle alakalı sorular gelebilir. Aynı zamanda çıkarımda bulunma soruları da özellikle bir paragraf verir bize. Bir paragraf verir. Bak burası çok önemli. Yüzde yüz çıkacak bir şey söylüyorum sana. Bir paragraf verir, bir metin verir, bir bilimsel bilimsel makale verir bize aslında bilimsel bir yazı verir bu makaleye göre adaptasyon mu, modifikasyon mu, biyoteknoloji mi, genetik mühendisiyle alakalı mı? Bunun gibi yorumlar yapabilmeye yönelik sorular gelecek karşımıza. Yani bu bilimsel makaleyi yorumlama sorusu gelecek karşımıza. Dolayısıyla bu da inanılmaz önemli. Ve demin dediğimiz gibi paragraf yorumlama karşımıza o kadar çok gelecek ki... Özellikle işte DNA soruları paragraf yorumlamayla alakalı gelecek. Sakın orada Ekstra bilgi katmıyoruz. Yani bir paragraf yorumu verdiyse bize ekstra bilgi katmadan sadece paragrafta yazanla aslında sonuca ulaşmak e, çok çok önemli. Ulaşmalıyız yazanla sonuca ulaşmalıyız. Ekstra bilgi katarsak hata yapma riskimiz oldukça artıyor. Özellikle bu tarz sorularda kesin, işte e, mutlaka gibi ifadeler görürsek ha diyeceğiz. Dikkat edelim Aman ha aman. Hiç kimse bu kadar iddialı olamaz. Bu tarz ifadeler genellikle sonuç olur. Burada hata yapma riski artar Tonguç evladım ben. Burası çok önemli. Dolayısıyla şimdi seninle beraber mevsimlerin oluşumuyla başlıyoruz. 2020 LGS analizden bakalım. 2020 LGS'de tabii ki mevsimlerin oluşumuyla alakalı soru geldi ve iklim hava olaylarından da soru geldi. Burada biz mevsimlerin oluşumundan iki tane soru bekliyoruz. İklim hava olaylarından bir tane soru bekliyoruz. Peki mevsimler nasıl oluşuyordu? Dünyanın eksene gittiği bir aynı zamanda dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi ve bu dolanmayı da 365 günde yapıyordu ve mevsimler zaten 365 gün yani bir yılın içerisinde oluşuyordu. Burada önemli tarihler çok önemli. 21 Haziran mesela, 21 Aralık mesela bunlar gün dönümü tarihleri. 21 Haziran bizim için yani Türkiye için aslında Türkiye'miz için en uzun gündüzdür. Ama 21 Aralık'sa en kısa gündüzdür veya en uzun gecedir diyebilirsin. Dolayısıyla 24 saati bölüştürüyoruz. Ama tam tersine Türkiye olmasaydı, Arjantin olsaydı tam tersi olacaktı. Bunlar bu önemli tarihlerin yanında bir de 21 Mart var ve 23 Eylül var. Bunlar da ekinoks tarihleridir. Bu ekinoks tarihlerinde de gece gündüz süreleri 12 saat gece, 12 saat gündüz her yerde aynıdır diyoruz. 21 Mart ve 23 Eylül'de bizim için önemli tarihler. 21 Mart bizim için hangi mevsimdir Eyalet Bey'im? İlkbahar. Harikasın ilkbahardır. 23 Eylül'de sonbahar okulların açıldığı tarihe denk geliyor zaten bu da. Dolayısıyla sonbahar, ilkbahar, yaz, kışı mutlaka Türkiye'mize göre, Türkiye'mize göre bileceğiz. Türkiye'mizin, Türkiye'mizin aslında... Kuzey yarım kürede olduğunu bileceğiz. Diğer ülkelerinde, güney yarım körede, ülkelerinde işte Arjantin ve benzeri bunların da neler olduğuna bakalım şimdi seninle beraber. Bir kere mevsimler oluşumunda güneşin gelme açısı inanılmaz değerli. Güneşin gelme açısı ne kadar dike yakın olursa birim yüzeye, bak bu kelimeler çok önemli bu arada. Birim yüzeye düşen enerji miktarı. Birim yüzeye düşen, düşen enerji miktarı bunlar kesin ha kesin tekrar söylüyorum bunlar kesin sınavda çıkar birim yüzeye düşen enerji miktarı birim yüzeye aktarılan enerji miktarı aynı zamanda birim yüzeye düşen enerji miktarı ne kadar fazlaysa ee, geliş açısı, güneş ışınlarının dünyaya geliş açısı dike yakın ve o kadar fazla olur. Bunlar birbirle doğrantılı. Geliş açısı ne kadar fazlaysa birim yüzeye düşen enerji miktarı o kadar fazladır diyoruz. Ve tam tersine gölge boyu, gölge boyu o kadar azdır diyoruz. Bu çok önemli. Ya buradaki doğru ters orantıları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani geliş açısı ne kadar artarsa, dike yakın açılarla gelirse, birim yüzeye düşen enerji miktarı yakması artar. Gölge boyu da azalır. Yazın gölgemiz daha mı uzundur, daha mı kısadır derken daha kısadır. Yazın gölgemiz tam tepemizden tepemizden geldiği için daha azdır dememiz gerekiyor. Ve verilen iki noktadaki enerji miktarını grafik üzerinde belirleme. Mesela bak dikkat et bir tane soru veriyor mesela. Bize böyle bir soru gelmesini bekliyoruz burada. Hemen sana söyleyeyim. Mesela X noktası ve Y noktası diye iki nokta vermişiz. Dikkat edelim. Şu çizgimiz ekvator çizgisi. Ekvator çizgisinin üzerinde olan x noktası için kuzey yarım küreyi kullanacağız. Y noktası için de güney yarım küreyi kullanacağız. Şimdi dünya güneşin sağ tarafında olduğu zaman sağ tarafında demek aslında dünya güneşin sağ tarafında dediğim bir şey 21 Aralık'tır. Hemen bunu sana söyleyeyim. Sol tarafında olunca 21 Haziran. Genellikle hep bunu verdikten önce sağ solu hani normalde yoktur ama hep ...sağ tarafında ise 21 Aralık... ...sol tarafında ise 20 Aralık Bunları... ...bilsen iyi olur sınavda pratiklik kazanırsın. 21 Aralık tarihinde... ...özellikle bizim için... ...Kuzey Yarımküre dediğince ...hemen aklımıza Türkiye'miz gelecek. Bizim için kıştır. Dolayısıyla bizim için... ...birim yüzeye aktarılan enerji miktarı azdır. Az olursa kış olur. Fazla olursa yaz olur. Harikasın yaz olur. Ne kadar fazla yakarsa bizi, ne kadar fazla enerji verirse o kadar yaz olur diyoruz ve dolayısıyla kuzey yarım küre için Evet gerçekten de daha az ama güney yarım kürede Arjantin'de Brezilya'da hemen bunları yazmak istiyorum bu arada bunlar çok önemli. Arjantin, Brezilya, Güney Afrika aynı zamanda Avustralya bu ee, şeylerin dışında çıkmıyor. Mesela bir tane soru vardı. Türkiye'deki Ayşe, Avustralya'daki arkadaşı e, Fehmi'yi ararsa diyemişti. Telefonda konuşuyorlar. Hava nasıl falan filan diye. İşte bizde Yazken onlarda kış oluyor ters mevsimler oluyor bu çok önemli ya üzerine gel, çıkarken bir şeyler alsana diyor Fehmiye şaka mı yapıyorsun diyor? ben burada yazı yaşıyorum diyor ama biz burada 21 Aralık'ta donuyoruz diyor Ayşe mesela gibi sorular gelebiliyor böyle sorular %100 çıkacak arkadaşlar yorumlama görsel yorumlama gölge boyu gölge boyu hemen sana bir tane grafik çizeyim mesela gölge boyu şöyle bir şey. Şunu gördüğün zaman gölge boyu olsun. Direkt diyeceksin ki tam bak bu sınavda çıkarsa yapacaksın. LGS'de çıkarsa şaşırma diyoruz bak. Gölge boyu en az olduğu burası var ya şu bölge bizim için yazdır. Gölge boyunun az olduğu zaman yazdır. Gölge boyunun fazla olduğu zamanlar kıştır diye aklımıza tutabiliriz. Aman ha ama unutmayalım. Gölge boyunun en az olduğu zaman yazdır ve Gölge boyun en az olduğu zaman en uzun gece yani mesela Türkiye için, Türkiye'miz için 21 Haziran'dır tam bu nokta Türkiye deseydi. Eğer Avustralya deseydi burası ne olacaktı? 21 Aralık. Harikasın 21 Aralık olacaktı. Dediğin gibi Gölge boyun az olduğu me mevsim yazdır diyoruz. Şimdi bunlar yüzde üç gün için üzerine duruyorum ve mevsimler oluşumunda önemli tarihleri bir üzerinden geçelim bakalım bir daha seninle beraber. Bir kere grafik üzerinde gölge boyu yorumlama. Şimdi bir kere bakalım burada 21 Haziran dünyanın solunda 21 Aralık sağında demiştik. Bunlar hep bu şekilde geldiği için artık istisnasız e, hani bu şekilde söyleyebiliriz. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks demiştik. Gece 12 saat gece, 12 saat gündüz. 12 saat gece, 12 saat gündüz Türkiye'de, Avustralya'da hiç fark etmez. Ama mesela Türkiye'de, Türkiye'de 18 saat gündüz 18 12 e, pardon, e, kaç ediyor? 6 saat değil mi? Altı saat gece olabilir mesela burası gündüz daha fazladır. İlk yazdığım gündüz, sonra gece diyoruz. Hatta bunların gösterimi için şöyle bir tablo var. LGS'de çıkarsa şaşırma diyorum. Bak şöyle bir tablo var. Şimdi burası 12 saat gece, 12 saat gündüz için tam böyle yapıyor. Gece gündüz böyle gösteriyor. Burada ise gündüz daha fazla gece daha azı göstermek için şöyle bir bar veriyor ve bu barın büyük kısmı gündüz bu da karanlık olan da geceyi temsil ediyor ve burada yaz mevsimi olduğunu net bir şekilde anlıyorsun. Mesela adam bize K noktası içindesini bak. K noktası bak burayı vermişim. Ne bu çizginin altında bir nokta. O zaman K noktası dediğimiz şey güney yarım kürede. K noktası için durum nasıl olacak? Aslında burası 21 Haziran onlar için kış oluyor. Kış olunca da gündüzler kısa geceler daha uzun oluyor. Bak K noktası içinde böyle bir grafik çizebilirim. Gündüz gece süreleri için söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye için 21 Aralık'ı çizdiğim zaman bu şekilde bir grafik çizdiğim zaman Gündüzler daha kısa, geceler daha uzun olacak. K noktası için de tam tersi olacak. Dikkat edelim burada ışın, güneş ışınları dünyanın üstüne yani kuzey yarım küreye daha dike yakın. Burada ise altına daha dike yakın geliyor. Burada birim yüzeye düken enerji miktarı daha fazla. Güney yarım kürede burada ise Kuzey yarım kürede daha fazla diyoruz ve burada eşittir diyoruz ekinoksur. Dikkat edelim bazı sorularda şöyle bir şey gelebiliyor. LGS çıkar şaşırma diyoruz. Mesela A noktası ekvatorun üzerinde. A noktasında her zaman 12 saat gece 12 saat gündüzdür. Ve şunu unutmayalım. Burada aslında iki tane dönence de vardı. Aşağıda oğlak dönencesi, yukarıda da yengeç dönencesi vardı. Tam 21 Aralık'ta, tam 21 Aralık'ta saat 12'de, 12.00'da güneş ışınları oğlak dönencesinde saat sadece 12'de 90 derece açıyla gelir. Onun dışında bu şekilde gelmez diyoruz. Bu da önemli bir özellik. Burada ise yengeç dönencesine saat 12'de 21 Haziran'da e, dik açıyla gelir diyoruz. Bu da önemli bir özellik diyoruz. Yaşanan mevsimlerle ilgili çıkarım yapma soruları da kesinlikle bekliyoruz ve bunu yaparken bir tane örnek gösterelim sana bakalım. Şimdi dünyanın güneş etrafındaki hareket sırasında gözle, gözlenen konumlarından bir şekilde gösterilmişi demiş. Güneş 25 Haziran demiş. Bak burada üçkağıtçılık yapmış. Demek ki 21 Haziran'dan sonraki unutma 21 Haziran Türkiye için en uzun en uzun ...gündüzdür. Avustralya için... ...en uzun gecedir. Öyle, onu aklımda tutalım. Ve buradan sonra... ...günler kısalmaya başlar artık. Çünkü en uzun gündüze geldikten sonra... ...ne olur? Artık günler... ...kısalmaya başlar normal bir şekilde. En uzun gündüze geldikten sonra... ...25, 25 Haziran'da artık... ...günlerin kısalmaya başladığını gözlemleyebilirsin. Peki geldik. Şekilde konuda... ...dünya üzerinde yer alan KVL ile ilgili... ...aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bir kere... Ee, bakıyoruz K şehri kuzey yarım kürede L şehri ise güney yarım küre aklımızda tutalım. Şimdi 25 Haziran'da burada K şehrinde yaz mevsim vardır. E, L şehrinde de kış mevsim vardır. Bakalım güneş ışınının K şehrine gelme açısı L şehrine göre daha büyüktür. Bir kere evet daha dike yakın geliyor. Burası yaz mevsim olduğu için daha büyüktürü söyleyebiliriz net bir şekilde. Çünkü L şehrinde ise kış yaşanıyor aslında. Daha eğiktir oradaki açılar, daha azdır. L şehrinde birim yüzeye düşen güneş ışığı miktarı K şehrine göre daha fazladır. Hayır, tam tersi. Böyle bir şey söylenemez. Neden? Çünkü tam tersi. K şehrine K şehrindeki güneş ışığı miktarı birim yüzeye düşen daha fazladır. Çünkü burada yaz mevsimi yaşanıyor. 25 Haziran'da. Bu hatalı. K şehrinde yaz mevsimi yaşanırken L şehrinde kış mevsimi yaşanır. Evet, doğru. ...K şehrindeki gündüz süresi, L şehrindeki gündüz süresinden daha fazla... ...evet yazları... ...bakın bunu not alalım... ...yaz gündüz süresi... ...gece süresinden daha fazla demek... ...yazın zaten gündüzler daha uzundur... ...geceler daha kısadır... ...tam tersine ise kış demekse... ...gece gündüzden daha uzundur demektir diyoruz... ...son zamanlarda bir trendi göstermek istiyorum... ...bu arada son zamanlarda bir trend var... ...onu da buraya yazmak istiyorum... ...LGS çıkarsa şaşırma diyorum... ...bu çok önemli... Burada dünya güneşin etrafında saat yönünün tersine dönerken burada 1, 2, 3 ve 4 gibi sayılar veriyor ve bize şunu soruyor. Hani 1'de ne olur, 2'de ne olur, 3'de ne olur? Bak 1'de şöyle olur. En uzun mesela Türkiye için söylüyorum. Sadece Türkiye için diğerleri zaten tam tersini söyleyebilirsin. Türkiye için bir de 21 Mart'tan 21 Haziran'a giderken. Burası en uzun gündüz olduğu için gündüzler uzar. Bir de gündüzler uzar. Burada aynı zamanda bir de gölge boyu azalır. Çünkü yaza doğru geliyoruz, yazın ortasına geliyoruz. Gölge boyu azalır. Birim yüzeye düşen enerji miktarı artar. Bunlar çok önemli. LGS'de çıkarsa şaşırma diyorum. Bunlar çıkacak zaten. Yüzde bin bunlar çıkacak zaten. Bak burada ise ikiye doğru giderken 21 Haziran'dan 23 Eylül'e giderken sonbahara doğru gidiyoruz. Artık bitmiş ya. Haziran'ın en tepesindeyiz yazın ve sonra sonbahara doğru gidiyoruz. Burada gündüzler kısalır. Birim yüzeye düşen enerji miktarları azalır. Gölge boyları artar çünkü kışın daha fazla gölge boyu vardır. Artık kışa doğru gidiyoruz. Yani bu bölgelerde yaza doğru gidiyoruz. Bu bölgelerde kışa doğru gidiyoruz. Aman ha dikkat edin diyorum ve bu da son trend bir soru tipi. Geldik o zaman. Hadi bakalım iklim ve hava olaylarını hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Burada paragraftan çıkarım yapma veya ikinci bir şey daha eklemek istiyorum. Tablo soruları gelebilir. Ne demek tablo sorusu? Adam bize der ki e, pazartesi günü hatta şöyle yapayım. Pazartesi, salı, çarşamba. Ondan sonra şöyle resimler çizer şöyle bir güneş resmi çizer. Onun bizim cep telefonlarımızda da böyle vardı zaten. Siz de görüyorsunuzdur mutlaka. Güneş böyle parçalı bulutlu ve burası da yağmurlu. Zaten bunu herkes görüyor. Cep telefonuna görebiliyoruz. İşte bu yaptığımız şey aslında bizim hava olayıdır. Hava olayı günlük, kısa süreli küçük bir bölge içerisinde geçerlidir. Dolayısıyla bu genelleme yapılamaz. Ama iklim dediğimiz şey apayrıdır. Mesela Ankara'da 03 08 2014 tarihinde gerçekleşen sağanak yağmur taşkınlara sebep oldu. Bu bir hava olayı net. Çünkü sadece belli bir bölgede ve belli bir kısa bir zaman içerisinde olmuş. Kim bu hava olayı oldu net bir şekilde anlayabiliyoruz. İklim ise işte Akdeniz'de işte yazlar genellikle sıcaktır. Bak bu mesela gep geniş bir bölge. Aynı zamanda geniş bir zaman aralığı. Zaten özellikle ...en iyi ayırt ettiğimiz nokta... ...sadece ufacık bir gün, bir saat... ...işte yarın, öbür gün, yarın öğlen... ...işte iki saat sonra, iki gün sonra... ...beş gün sonra, bunlar çok kısa süre. ...ama yazlar boyunca... yok ...hava kuraktır... ...işte yazın... E, ...işte Karadeniz bölgesi yağışlıdır... ...işte sağlıyorum... E, ...kışın Karadeniz bölgesi yağışlıdır... ...bak büyük bir bölge ve belli büyük bir zaman içerisinde... ...bu sene çok e, sıcak geçti... ...çok kurak geçti mesela... İklimsel değişiklikler aslında bunlar. Dolayısıyla iklim farklı bir şey. iklim ve hava olayının farklı olduğunu net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Sınavda da sorular böyle geliyor. Yani aldık LGS sayısal 2020'yi. Şimdi burada iklim ve hava olaylarıyla ilgili sorulara baktığımız zaman açıyorum. Diyorum ki al işte. Bak böyle bir görsel sorusu. Birim yüzeye aktarılan enerji miktarı sorulmuş. Ve burada e, gölge boyu sorulmuş. Şimdi bunlar o kadar çok klasik ki artık yani karşımıza hep gelecek ve karşımıza gel. Bak 21 Temmuz 2015 tarihinde sağanak yağmur, sel ve su taşkınları. Yani bunun gibi soruları gördüğümüz zaman diyoruz ki tamam hava olayı iklim direkt ayırt edebiliyoruz. ...diyoruz. Peki, mete abi, hemen bir örnek yapalım sana beraber. Tonguç Fen dersinde iklim ve hava olayları ile ilgili yukarıda tabloyu hazırlıyor demiş. E, buna göre hangisi doğru demiş? Hemen bir hatırlatalım. Geniş bölgelerde etkili doğru. Sonuçları tahminidir yanlış. E, sonuçları kesindir e, iklim için geçerli. Bak burada bir hata var. Hava olayı kesin değildir. Yarın yağmur yağar yağ der yağmaz ondan sonra e, adamın e, suçlayamazsın yani çünkü tahmini sonuçlar bunlar. Dar bölgelerde etkili doğru. Uzun süren gözlemler evet kısa sürede değişebilir doğru hava olayı yarın yağmurluyken bir anda güneş çıkabilir. Klimatoloji birimi klimatoloji oradan geliyor. Meteorolojide hava olayları meteorologda hava olaylarını inceleyen bilim insanı e, klimatologda bu e, iklim olaylarını inceleyen bilim insanı. Tonguç yazdığı tablo doğrudur yanlış. Tonguç 4 ve D özelliklerinin yerlerini değişse tablo doğru olur yanlış. Tabun doğrulama için Tonguç'un 2 ve B özelliklerini değişir. Evet doğru. Bu ikisinin yer değiştirince direkt tablo doğruluyor. Tonguç iklim ve hava olaylarının bütün özelliklerini karıştırmıştır. Yanlış. Hepsini karıştırmamış. Sadece bir tanesi karıştırmıştır. Ve geldik artık en babaya. Gerçekten de bu sene 2023 LGS sınavımızdaki en popüler konu neredeyse 7 ya da 8 soru bekliyoruz. Nasıl çıkıyor? DNA'nın yapısı ve eşlenmesinden soru geliyor mu? Tabii ki geliyor. Hatta 2 tane soru bekliyoruz. Hatta şöyle yapalım. Yeşille yapalım. 2 tane soru bekliyoruz. Kalıtımdan 2 tane minimum soru bekliyoruz. Mutasyondan soru bekliyoruz. Adaptasyondan soru bekliyoruz. Biyoteknolojiden soru bekliyoruz. Dolayısıyla toplamda 7 veya 8 tane soru bekliyoruz. Gerçekten çok önemli. DNA ve genetik kodu bilmeden sınava gidebilir misin Tonguç Eren Bey? Gidemem hocam. Gidemezsin. Harika. Neden gidemezsin? Aynı. Sınava gitmek için kimliğini yanına almak zorundasın ya. DNA ve genetik koda çok iyi hakim olmak zorundasın. Bunu yaparsan çünkü LGSF'nin yarısını neredeyse yapabiliyorsun. Çok önemli. LGS sayısal 2020'ye baktığımız zaman hepsi DNA. Ya bakar mısın Allah aşkına? Bak birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, beşinci soru, altıncı soru. Ben D yazdım ki DNA oldu. Y yedinci soru, sekizinci soru. Ya yeter artık ya sekiz tane soru çıkmış. O kadar kapsamlı bir ünite ki bu. O dolayısıyla çok iyi bilmemiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Bu konuda özellikle yüzde bin çıkar ve yüzde yüz çıkarı çok kullanacağım. Çünkü çok fazla soru gelecek karşımıza. Bir kere Tonguç evladım bir kere DNA'nın yapısını adımız gibi bilmemiz gerekiyor. DNA'nın bütünsel olarak saç örgüsü yapısında olduğunu, içinde nükleotitlerden oluştuğunu, nükleotitlerin adenin, timin, guanin ve sitozin şeklinde dört farklı şekilde olduğunu, adeninle timinin, guaninle sitozinin birbirine bağlandığını ve bir nükleotitin fosfat, şeker ve bazdan oluştuğunu çok iyi bileceğiz paşa bahçe dediğimiz kısımdan oluştuğunu çok iyi bileceğiz ve bu fosfat şeker bazında bir nükleotit diğer nükleotitle şeker ve fosfatından bir bağ yapıp da diğer nükleotitle bir araya gelip birinci zincirini oluşturduğunu bunun karşısına da uygun olan ikinci zincirinin geldiğini bileceğiz. Yani birinci zincir burada ikinci zincir burada burada ATT var mesela AT e, G, G var mesela. Bunun karşısına ne gelecek Tonguç Erol? Hemen seninle beraber yapalım bakalım. A'nın karşısına T. Harika. E, T'nin karşısına A. Harika. G'nin karşısına C. Harika. E, G'nin karşısına C. Harika. O zaman T, A, C, C şeklinde teker teker hepsini söyleyebiliyoruz ve bunları oluştururken bu bir nükleotit, bu başka bir nükleotit. Bu da başka bir nükleotit. Bunlar arka arkaya birinci zincir. Bu da ikinci zinciri oluşturuyor diyoruz. Ve bu iki zincir bir araya gelip böyle saç örgüsü yapısına geliyor diyoruz. Ve bunların içinde genler var diyoruz. Yani DNA'nın belli bölgelerinde genler var ve bir DNA'da yüzlerce, binlerce gen olabilir ve bunlar da özelliklerimizi kontrol ediyor ve DNA'nın görev birimi diyoruz. Görev birimi diyoruz ve nükleotit dediğimiz şu yapı ise DNA'nın yapı birimi diyoruz. Bu kavramlar niye önemli diyeceksin? Çünkü ...bu tarz sorular geliyor. Direkt bunun görev birimi olduğunu, direkt bunun yapı birimi olduğunu sordu. 2020'de de dolayısıyla çok önemli bunları adının aşina olmamız gerekiyor diyoruz. Peki bu nükleotitler bu konu çok önemli. Çünkü birazcık detaya gireceğim. Bu nükleotitler bir araya gelerek bunları e, bir e, DNA oluşturdu ve bunlarda DNA'lar da proteinlerle birleşerek DNA artı protein hücre bölünmesi sırasında kromozomlara dönüşüyor. Kromozom dediğimiz aslında e, insanlarda 46 kromozomlu bir yapı var bu arada. Eğrel totunda 500 tane var ama hiç önemi yok. Çünkü içindeki şifremiz farklı bizim. Dolayısıyla kromozom sayısının bir önemi yok. Ama şifresi fark ediyor. İşte işte moli balığında da 46 kromozom. E ben balık mıyım? Hayır değil. Kromozom sayısı değil. Kromozom içindeki şifre önemli. Kromozom içinde de DNA olduğu için önemli zaten. Deoksiribonükleik asit yani yönetici molekülümüz olduğu için önemli. Bunlar bizim şifrelerimiz. Bu kromozomlar da şu şekilde böyle bir görsele sahip. Bunun kromozom olduğunu bilelim. Bunun içinde DNA'ların olduğunu bilelim. DNA'nın görseli zaten şu şekilde veya şu şekilde de çizebilirsin. Ve genlerde aslında bunun altyapısı. Bunun içinde yapı birimleri var. Hatta biz bunları Kedi geni şeklinde e, sıralıyoruz. Yani en büyük kromozom, sonra DNA, sonra gen, sonra nükleotit, sonra organik baz diye bizim mesela fosfat diye bilsin, şeker diye bizim. Yani aslında burada da e, bizim için en küçük olanlara kadar indirgemiş olduk. Peki DNA'daki şekerin adı nedir? Deoksiriboz şekeri. Zaten o yüzden. Ee, biz DNA'ya DNA diyoruz. Deoksiribonükleik asit olduğu için yapıların adlarını ve bazı eşleşmelerini bize sorabilirler. Ne demek bu? İşte sallıyorum ağının e, A'nın karşısına ne gelir? Dediğim sana söyleyeyim. Bunu sorabilir. Aynı zamanda bunun ne olduğunu, gen olduğunu, bunun toplamda DNA olduğunu, işte şunun bir kromozom olduğunu, işte şunun bir nükleotit olduğunu bize sorabilir. Bunun fosfat, bunun şeker, bunun baz olduğunu bize sorabilir. Bunun birinci zinciri olduğunu bize sorabilir. Dolayısıyla bunlara hakim olmamız gerekiyor. Ee, peki bununla ilgili modellemeler gelebilir, şekiller verebilir bize. İşte sallıyorum raptiyelerle bir model yaptı. Şu da bir raptiye varmış. Sonra bunu işte sallıyorum bir tane e, simide bağladı diyelim. Sonra bunu da işte e, sallıyorum bir karaya bağladı diyelim. Bu fosfattır, bu şekerdir, bu da bazdırı bilebilmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum bundan yüzde yüz bir DNA modeli sorusu gelecek. Bu DNA modelinin sorusunu renklerle sorabilir. İşte mavi e, mavi rengin karşısına yeşil renkli bir şey getirebilir. O zaman diyeceksin ki sen bu mavi renkli şey adeninse bunun karşısına gelen timindir'i söyleyebilmen gerekiyor. Veya tam tersine böyle bir işte e, sallıyorum pembiş bir şey verir bize pembiş bir şey verir bize. Pembiş bir şey verir ve bu pembişin karşısına gelen zımbırtı da sarı olur mesela. Hemen senin için gösteriyorum. Sarı olur. O zaman sen artık şunu bileceksin. Mavi'nin karşısına yeşil gelir kardeşim. Bak bu yüzde yüz çıkar. Mavi'nin karşısına yeşil gelir. Pembe'nin karşısına sarı gelir. Bitti bu kadar. Ve buradaki zımbırtılar da hani uzaktaki böyle fosfat, fosfat hepsinde aynı miktarda ve ...aynı yerde bulunmak zorundadır diyoruz. Çünkü her bir nükleotitte bir fosfat, bir şeker, bir de organik baz var. Bu bir nükleotit. Bunlar birleşti, bu da başka bir nükleotit. Bunlar birleşti, bu birinci zincir. Bu ikinci zincir ve karşı karşıya geldiklerinde aslında neyi oluşturuyorlar? DNA'yı oluşturuyorlar diyoruz. Ve bu DNA molekülü de şu şekilde iki, zinci, iki zincirin birbirleriyle karşı karşıya gelmesiyle ve sarmal yapıya gelmesiyle oluşuyor diyoruz. Peki bu DNA nasıl işleniyor? Ve artık bombaya geldik. Yüzde bin, yüzde bin, yüzde bin bir DNA işlenmesi sorusu bekliyoruz. Ne demek bu? DNA işlenmesi sadece ve sadece hücre bölünmelerinden önce oluşan... ...yani canlıların gelişmesi, büyümesi, üremesi... ...hepsinin başına hücre bölünmesi var. Hücrenin tek bir hücreyken iki hücreye ayrılması sırasında oluşan bir olay ve kromozomların oluşmasını sağlıyor. Ve dolayısıyla bu bizim için acayip hayati. Yani bizim kaç tane hücremiz var? 37 trilyona yakın hücremiz var. Bir hücredik en başta. Nasıl 37 trilyon hücre olduk? Sadece bu DNA işlenmesinin sayesinde işte. DNA işlenmesi olmasaydı hücrelerimizin sayısı artamazdı. Dolayısıyla DNA'nın işlenmesi şu. DNA'nın iki zinciri var. Demiş, iki tane zincir böyle sarmal yapıyor. Birincisi kırmızı zincir diyelim öyle örnek veriyorum. E, bu arada böyle sorular geldi. İkincisi mavi zincir. Şimdi bu iki zincir birbirinden böyle fermuar gibi açılıyor. Bu iki zincirde, bu iki zincirde mavi zincir burada diyelim, kırmızı zincir burada diyelim. Bunlar açıldığı zaman mavi zincirde diyelim ki A, G ve C olsun. Mavi zincirde bunlar vardı diyelim kırmızı zincirde o zaman karşısında ne olması ge gerekir Tonguş'um? Ge olması gereken şey nedir Allah aşkına? TCG. Harika TCG. Dolayısıyla TCG'yi buraya yazıyorum. Bak olması gerekendir bu zaten. Açılmadan önce bunlar bile çıktı ve bu A'nın karşısında T gelir, G'nin karşısında C gelir. Bunları biliyoruz. İşte bu a açıldığı zaman diyor ki hop bakalım ben kendime işlemem gerekiyor. Yeni bir şey yaratmam gerekiyor. Yeni bir şey oluşturmam gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bana uygun bir nükleotit gelsin bakayım e, stoplazmadan diyor. Ve stoplazmadan bunun karşısına T geliyor. Bunun karşısına C geliyor. Bunun karşısına G geliyor. Ve bunlar Tonguç Evalı'nın benim. İşte bu gelen zımbırtılar birleşerek hatta buna da sarı zincir diyelim. Aslında... ...yeni bir e, DNA'nın parçasını oluşturuyorlar. Bak ilk başta DNA'mız nasıl bu yokken? A, T, G, C, C, idi. Şimdi nasıl? A, T, G, C, C, G. Aynı DNA oluştu. Şimdi ona bakalım. Bunun karşısına ne gelir Allah aşkına Bunun karşısına A gelir. Bunun karşısına G gelir. Bunun karşısına C gelir. İşte bunlar da bir araya gelerek... ...ve buna da sarı demeyelim de... ...buna da pembiş diyelim. Pembiş diyelim. Bunlar da bak... A, T, G, C, C, G. A, T, G, C. İki tane DNA oluşturuyorlar. İlk başta bunlar yoktu. A, T, G, C, C, G vardı. İşte bu çok önemli bir modelleme. Bunu bilirseniz çok rahat edersiniz. İşte burada dikkat edin. Mavi ile sarı, e, pembe ile kırmızı. Mavi ile pembe aynı. Aynı bu soruda olduğu gibi. E, sarıyla da e, kırmızı aynı. İşte bunun sorusu geldi arkadaşlar. Yüzde yüz bununla ilgili soru gelecek. Dolayısıyla sakın kaşırmamak için çok iyi anlamanız gerekiyor buradaki mantığı. Dolayısıyla mavi ve kırmızı orijinal DNA'lardı. Sarı ve pembe sonradan e, çıkan ortaya DNA'lar ve bunlar sarı e, kırmızı ile aynı pembe de mavi ile aynı diyeceksiniz. Mesela bak burada birinci zincir ikinci zincir bunlar bu şekildeydi. Bunun karşısına A geldiyse o zaman A 2 ile aynı B de 1 ile aynı diyeceğiz ve dolayısıyla burada oluşan iki DNA da birbirleriyle aynı diyeceğiz. Bu çok önemli sınavda %100 yüz çıkacağına adımız gibi eminiz diyoruz. Peki geldik hemen bir soru yapalım sana. Bazı canlılar büyüyüp gelişirken hücre sayıları artar. Hücre sayısı artmasına rağmen kalıtsal bilgiler korunur. Bu olay DNA'nın kendine eşlemesiyle gerçekleşir. Evet biliyoruz DNA kendini eşliyor. Çekirde DNA'nın eşlemesi olayla gösterilmişti tamam. Ana DNA, yeni DNA, yeni DNA. İki tane ikiz DNA oluşuyor bu arada. Burada oluşan DNA'lar ikizdir. Yani aynısının tıpkısıdır. Buna göre DNA eşlenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır demiş. DNA kendini eşleyeceği zaman karşılıklı nükleotitler arasındaki bağlar kopar demiş. Bakıyoruz. Evet nükleotitler arasındaki bağlar gerçekten de kopuyor. Mesela burada bu şekilde duruyorken DNA açılıyor ve bu iki zincir birbirine açılabilmesi için zaten buradaki nükleotit... buradaki nükleotitin arasındaki bağların kopması gerekiyor. Doğru. DNA'nın açılan uçlarını sitoplazma serbest halde bulunan nükleotitler uygun bir şekilde tamamlanır. Evet burada açık uçlara buna uygun, buna uygun, buna uygun, buna uygun nükleotitler sitoplazmadan gelir demiştik. Eşleşme sonucunda oluşan yeni DNA'daki birer ipik ana DNA'ya aittir. Evet Mutlaka mutlaka ana DNA'daki işte eski iplikleri de kullanırız. Mesela buradaki mavi ipliği burada kullanmışız. Yeni DNA'nın bir ipliği mavi, yeni ipliği kırmızı mesela. Dolayısıyla buna da doğru diyoruz. Yeni oluşan iplikler nükleot dizimi aynıdır demiş. Şimdi burası patlar işte. Neden? Bakalım senle baba. Yeni oluşan iplikler mesela bir örnek yapalım. Yeni oluşan iplikler TCG, AGC aynı değildir yeni oluşan ipliklerdeki dizilim aynı değildir. Aman ha dikkat et diyorum. Yeni oluşan iplikler karşısındakine göre şekillenir. Dolayısıyla aynı değildir. Yanlıştır diyoruz bunun için. Hemen geldik kalıtıma. Kalıtımla alakalı en az iki soru bekliyoruz. Mendel deneyini kesinlikle bekliyoruz. Mendel deneyine benzer bir deneyin gelmesini kesin bekliyoruz. Çıkarım yapma ve yorumlama. Mesela anne babanın genotipi. Al sana buraya koyuyorum. Gerçekten de yüzde yüz sorulacak bir şey varsa... ...anne babanın genotipini söyler misin? E, hangisi gibi olabilir veya hangisi gibi olamaz? Veya şıklarda anne bu olabilir, baba bu olabilir. Yanlış diyeceksin sen veya doğru diyeceksin. Şimdi bu önemli. Şimdi sıralı çaprazlama sonuçlarını yorumlama. Sıralı çaprazlama sonuçlarından çıkarım yapma. Sonuçlardan yola çıkarak çaprazlamaları bulma. Yani aslında dediğim gibi anne babayı bulma dediğim şey bu aslında. Sonuçları biliyoruz. Çocukların ne olduğunu biliyoruz. Anne baba ne olabilir diye soruyor bize. Baskın ve çekinik özellik hangisidir onu bulma. Ki özellikle baskın özellik her zaman daha fazla sayıda çıkandır. E ama bazı koşullar hariç onları da bilmemiz gerekiyor. Mesela Mendel'in dereyi nasıldı? İki tane saf döl anne babayı aldı. Saf dölleri aldıktan sonra bir tanesi bor mesela bir tanesi beyaz çekti. Mor beyaza baskın mesela. Burada bunu söylemesi gerekiyor bu arada. Mor beyaza beyaza baskın. Zaten bunu şuradan anlayabiliyoruz. Morla beyazı çiftleştirince sadece ve sadece mor bireyler ortaya çıkıyorsa mor beyazı eziyor geçiyor demek. Zaten yani buradan görebiliyoruz. Yani sadece buna bakarak yüzde yüz mor çiçekli olduğunu görerek o zaman diyor ki kardeşim o zaman mor beyaza baskın. Yani beyazı yok etmiş bakar mısın? Morla beyaz birleşmiş sadece mor olmuş. İşte bunu buradan görebiliyoruz. Söylemese bile anlayabiliriz. Şimdi iki tane saf e, bezel e, şey mor ve beyaz çektiği almış. Sonra bunları aldıktan sonra şöyle yapalım hatta e, şöyle yapalım bunu altına da koymak istiyorum. Burası çok önemli çünkü bunları aldıktan sonra demiş ki çocukların hepsi yüzde yüz mor çıktı demiş. Mendel'in deneyi hatta birinci kuşağı F1 dörlü de diyebiliriz. Sınavda çıkarsa şaşırma. Bazı sınavlarda birinci kuşak diye çıktı. Bazı sınavda F1 dörlü diye çıktı. Dolayısıyla sakın kaçırma. Bu ilk çocuklar demek. Yani anne ve babayı çiftleştirdin. Çaprazladın demek. Çiftleştirmek demek. ilk çocuklar demek. Mor ve beyazı çiftleştirdin. Hepsi mor çıktı. İşte buradan şunu söyleyeceksin. Ya kardeşim beyaz bir kere çekinik. Mor beyaza baskın olduğu için. Buna büyük e, B harfi diyelim. Buna büyük B harfi diyelim. Buna hatta Evet, bu büyük A, büyük A diyelim. Buna da küçük A, küçük A dememiz gerekiyor. Şimdi bunları çiftleştirdiğimiz zaman bütün çocuklar... Bak saftöl, saftöl. Yani e, homozigot, homozigot. Ama bu homozigot baskın, bu homozigot çekinik. Bunları çiftleştirdiğimiz zaman bütün çocuklar büyük A, küçük A olacak. Başka bir olasılık var mı? Yok. Gel senle beraber deneyelim. Punet karesi anneyi buraya yazıyorum, babayı buraya yazıyorum. Bu ikisini çiftleştirdim büyük akçuka. Bu ikisini çiftleştirdim büyük akçuka. Hep büyük harf başa yazılır. Bu ikisini çiftleştirdim büyük akçuka. Bu ikisini çiftleştirdim büyük akçuka. Çocukların hepsi dört çocukta büyük akçuka yani melez çıktı. Bak bunların hepsi bu arada melez. Bu melez e, genotipte çocukları alıyorsun. Ve sonra bunları kendi aralarında çiftleştiriyorsun. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A'yı çiftleştirdiğin zaman çocuklar şöyle çıkıyor büyük a büyük a hatta yapalım böyle böyle punet karesini yapıyorum anneyi buraya yazdım babayı buraya yazdım burası hep boş kalır unutma anne böyle baba böyle anne e, sağ e, yatay baba dikey yazılır hadi bu ikisini çiçekledim hemen yapayım çocuğu büyük a büyük a bu ikisini çiçekledim büyük a küçük a bu ikisini çiçekledim büyük a küçük a bu ikisini çiçekledim küçük a küçük a bak çocukların hepsi büyük a büyük a Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Küçük A küçük A. İşte bu sınavda çıkacak şeydir. Yüzde yüz diyorum. Neden? Çünkü bunu çok seviyor. Buna biz F2 dölü diyoruz. Yani ikinci kuşak diyoruz. Bu F2 dölünde dikkat ederim Bunların hepsi mor çıktı. Bu ise beyaz cücük gibi beyaz çıktı. Bak dikkat et, Bir tanecik böyle siyah ördek yavrusu resmen yani bütün ev ördekler sarı 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 bu siyah ördek yavrusu gibi çıktı. İşte bu beyaz dediğimiz zımbırtı aslında bizim için yüzde yirmi Bu da yüzde yetmiş çünkü dört çocuktan üçü mor bir tanesi beyaz çıktı. İşte yüzde yetmiş yüzde yirmi beş olayı F2 dölünde geçerlidir. Bu sınavda çıkacak kesinlikle anne babanın kesinlikle melez olduğunu bileceğiz. Anne babalar melez. Yüzde %25 yüzde yirmi beş oranı veya 3 bölü bir oranı bunların hepsi ...aynı şeydir, aynı şeydir. Aman dikkat edelim. LGS bunu çok seviyor. LGS şu özelliği çok seviyor. Bunun F2 olduğunu bilmemiz, ikinci kuşak olduğunu bilmemiz... ...mendel deneyinde çok önemli bir yere sahiptir. Hemen sana bir daha özetliyorum. İki tane anne var, iki tane birey var. Bu saftör baskın, bu saftör çekinik. Bunlar anne baba, ata bunlar. Bunlar çiftleşince çocukların hepsi melez oluyor. Ve çocukların hepsi melez olunca bunlar çiftleşiyor bir de me melezler. Buna F1 dölü diyoruz. ve Bunlar kendi aralarında çiftleşiyor ve sonrasında çocuklar böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle veya böyle böyle oluyor. Yani dörtte üçü yani yüzde yetmiş beşi, dörtte üçü e, e, şey çıkıyor. İşte burada hangi özellik varsa mor çiçekli e, veya uzun da diyebiliriz bu arada. Bu ise yüzde yirmi de beyaz çiçekli çıkıyor diyoruz. Veya sarı bezelye baskındır, yeşil bezelye mesela. Bezelye tohumu olarak. Düzgün baskındır, buruşa mesela. Peki sınavda nasıl çıkıyor? Sınavda diyor ki ben çocukları buldum diyor. Çocuklardan işte e, oranı üçe bir oranı veya işte e, dörtte üçü çocukların... ...dörtte üçü e, mor çıktı diyor. Anne baba ne olur şeklinde bize göndermeler yapıyor. Anne baba yüzde yüz melez olur arkadaşlar. Yüzde yüz melezdir. Anne babanın melez olmama ihtimali yok diyoruz. Eğer üçe bir, dörtte üç oranı veya yüzde yetmiş beşe yüzde yirmi beş oranı varsa. Bir şey daha anlatmak istiyorum Tonguç Elal Bey'im. Bir şey daha. Burası çok önemli. Aslında bak bir özellik daha var. Ne demiştim sana? Yüzde yetmiş beşe yüzde yirmi görürsen veya üçe bir oranını görürsen anne baba belli. Anne baba ikisi de büyük A küçük A büyük A küçük A. Bu net bu kesin bilgi sınavda kesin çıkmasını bekliyoruz bunun. Bir de Tonguç Eren kıl bir özellik var. Yüzde elliye yüzde elli. Mesela %50 elli uzun yüzde kısa çıktı hayda. Yani e, aslında bire bir oranı da diyebilirsin buna. Bire bir oranı da diyebilirsin. İkisi de eşit miktarda çıktı. Peki nasıl olacak? Şimdi burada anne baba nedir derse de hemen sana göstereyim ne olduğunu. Anne babanın ne olduğu net bir şekilde belli. O da birisi heterozigot melez, diğeri de homozigot çekinik olmak zorunda. Ne yapıyoruz? Hemen anlatayım. Bak bu ikisini birleştirelim bakalım sana bebe. Gel. Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A'yı çaprazlıyoruz. Nasıldı? Punet karesi de yapıyorduk hemen. Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Hemen bunları böyle pratik olmak lazım. Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Bak yarısı böyle çıktı, yarısı böyle çıktı. Yarısı uzun, yarısı kısa çıktı. İşte böyle bir oran görürsen anne babanın ne olduğu da net aslında yüzde yüz olursa da zaten Mendel deneyinden ikisi de e, homozigot annenin e, anne babanın çocuğu ortaya çıkıyor diyebiliriz. Eğer şöyle bir şey gelirse de yüzde yüz gelirse yüzde yüz hepsi uzun oldu mesela. O zaman e, annenin ve babanın e, büyük a büyük a küçük a küçük a olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. E, dolayısıyla e, burada da büyük a büyük A, küçük A, küçük A aslında Mender'in ilk anne babasını aldığını söyleyebiliriz. Ama burada farklı şeyler daha oluyor ama biz bunlarda netiz. Burada mesela işte ee, şöyle de olabilir. Küçük A, küçük A, küçük A, küçük A da çiftleşmiş olabilir. Farklı farklı kombinasyon oluyor. ama sınavlarda genellikle bu çıkıyor. Bizim net olduğumuz yerse sınavlarda yüzde yüz çıkacak yerse bunlardır. 75'e 25, 50'ye 50. O zaman buradan anne babayı söyleyebiliyoruz. Buradan anne babayı söyleyebiliyoruz. Anne babadan bir tanesinin çekinik olduğuna net eminiz burada. Burada anne babanın ikisinin de melez olduğuna eminiz ve çekinik genler taşıdıklarına eminiz. Bu kelimeler çok önemli. Bu kelimeler çekinik genler taşıdıklarına kesin eminiz. Burada bir tanesinin tamamen çekinik karaktere sahip olduğundan da kesin eminiz diyor. Şimdi o zaman bu çok önemli sınavda çıkacak soru tarzlarıydı. Şimdi gel bakalım bir soru çözelim sana beraber. Uzun boylu bir bezelye ile kısa bir boylu bezelyenin çaprazlamasının sonucu oluşan bezelyelerin fenotip oranları yukarıdaki gibi demiş. Uzunla kısa çaprazlanıyormuş. Yani Yüzde %50 uzun boylu, %50 kısa boylu. Tamam bu belli zaten. Şimdi bir kere kısa boylu bezelye uzun boyluluk, uzun boylu geni kısa boylu geni baskındır. O zaman bir kere kısa boylu bezelye kesin küçük a küçük a olmak zorunda. Bu da e, çocuklarından bir tanesi yüzde 50 yüzde 50 çıktıysa ne demiştik zaten bu da büyük a küçük a olmak zorundadır. Yani bunu ezbere bilelim lütfen. Bu ikisinin çocuğu yüzde 50 yüzde 50 çıkar. Tamam. Diyor ki bize yüzde 50 kısa boylu bezelye şöyle olacak. E, bu, bu çocuklarda mutlaka mutlaka bu ikisinin çiftleşmesi sonucu büyük a küçük a çıkmak zorunda. Yani dikkat et e, çocukların genotipleri aslında Ev, anne baba ile aynı çıkıyor burada. Anne baba, çocuklar. 150, 150. Bakalım. Buna göre e, hangileri doğru demiş? Oluşan uzun boylu bezelyelerin yüzde 25'i saf, yüzde 25'i melez döl özelliklidir demiş. Şimdi buradan ben böyle bir şey göremiyorum. Nereden çıkardı? Bakalım. E, şimdi bu ikisinin çaprazlanması sonucunda bakalım. Büyük A ee, ...küçük a buraya yazdım anneyi, buraya da babayı yazdım. Bu ikisini çiftleştirdim, böyle. Bu ikisini çiftleştirdim, böyle. Bu ikisini çiftleştirdim, böyle, böyle, böyle. Dolayısıyla oluşan uzun boylu bezelyelerin... ...hepsi melez özelliklidir Yanlış. Yüzde yirmi beş saf, yüzde yirmi beşi melez değildir. Yanlış. Çaprazlanan bezelyelerden uzun boylu olan bezelye melez özelliktedir. Evet, bu melez özellikte. Bu doğru. Anne babadan bir tanesi. Oluşan kısa boylu bezelyelerin tamamı homozigottur. Kısa boyulların hepsi zaten kısa boylu ortaya çıkabilmek için mutlaka homozigot olmak zorunda. Bu da doğru. Cevabımızın 2 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik mutasyon ve modifikasyona. Mutasyon ve modifikasyon da şekil soruları gelebilir, görsel sorular, yorumlama soruları gelebilir, paragraf soruları gelebilir. İşte bir, mesela hemen bir örnek bak. Sayısal e, 2022'de mesela karşımıza mutasyon sorusu nasıl geldi? Hemen göstereyim. Ee, burada evet, evet, burada bütün konular vardı. ...işte mesela dikence balıklarının denizlerde su gölünde yaşayabilen türü. Eşek kadar resmen Türkçe paragraf vermiş görebiliyor musun? Şimdi burada e, gelişim arasında farklı yargılanan hangileri doğru demiş. Çevreye uyumları, mutasyon oluşması, tüm bireyler, bireyler mutasyona uğramıştır ve benzeri. Bu soru tam bir paragraf sorusu. Yani bir de bir dikence balıklarıyla alakalı bir bilimsel metin vermiş. Hatta şöyle göstereyim. Bu 2022'deki sorumuz. Son sene çıkan sorumuz. Dikence balıklarıyla alakalı bu özelliği bize sorguluyor. Dolayısıyla... Ee, ...buradan da mutasyon sorusunun paragraf şeklinde gelebileceğini görebiliyoruz. Mesela bir tane e, soru vardı. 2020'de buna benzer bir soru vardı. Verilen bilgi mutasyon mutifikasyonu bunu anlayıp... ...çıkarımlarda bulma soruları şu şekilde gelebiliyor. Mesela etkin genler demiş. X, Y, etkinli olmuş. Ama burada mesela e, YZ sadece etkin. X geni mutasyona uğramış. O yüzden X geni yok artık. X geni olmayınca ne olmuş? Bir anda taç yaprak, böyle renkli olan kısımlar yok olmuş. Burada ise... X, y, Z vardı. Y mutasyonu uğramış. Y mutasyonu uğrayınca şu erkek organlar yok olmuş. Allah oh, Demek ki Y mutasyonu erkek organ yok oluyor. Burada ise Z mutasyonu olmuş. Bu sefer dişi ve erkek ikisi de yok olmuş. İşte bunun gibi çıkarımların aslında nelerle bağlantılı olduğunu, bu genleri mutasyon önce nelerin yok olduğunu bilebilmek lazım. Mutasyon sonucuyla ilgili yorum yapma soruları gibi Ve hangi olay gen yapısı, hangisi gen işleyişinde olur bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gen işleyişi deyince aklımıza modifikasyon gelecek modifikasyon modifikasyon örneklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor gen yapısı deyince de mutasyon gelecek modifikasyon örnekleri işte ee, kraliçe arı çok önemli kraliçe arı bu arada ee, çiçek soruları çok geliyor beyaz çiçek çuha bitkisindeki beyaz ve kırmızı çiçek soruları çok geliyor. Çok seviyorlar. Çuha çiçeği eğer sıcak bir ortamda yetişirse farklı renkli, soğuk bir ortamda yetişirse farklı bir renkli olabiliyor. Sirke sineği aynı şekilde kıvrık kanatlı, düz kanatlı soruları bunlar direkt modifikasyonla alakalı mutasyon değildir. E, çevre etkene sebep olan faktör ortadan kalkınca tekrar eski haline dönebilir diyoruz. Adaptasyona baktığımız zamansa görsel yorumlama ve çıkarım yapma soruları gelebilir. Mesela doğal seçilim, işte ilaca karşı direnç soruları, adaptasyon şekli ve benzeri. Mesela bunda bir örnek var. Ortamdaki böcek sayısını görüyorsun. Şimdi böcek öldürücü kimyasal ilaç püskürtürsek ne olur böcek sayısı? Azalır hocam. Harika. Zaten azalmış gördüğün gibi. İlaçtan sonraki böcek sayısı azalmış. Hayatta kalanlar da kendi aralarında üredikleri zaman Bunlar nasıl hayatta kaldılar sence? Çünkü bunlar aslında o ilaca karşı dayanıklıydılar. Ve bunlar kendi aralarında üredikleri zaman o ilaca karşı dayanıklı daha fazla birey ortaya çıkıyor. Ve bunlara böcek öldürücü sıksan dahi artık ölmüyorlar. Çünkü zaten bunlar dayanıklı. Çocuklar da dayanıklı olacak. Hep beraber dayanıklı olarak ...o ortama uyum sağlamış olacak... ...işte buna adaptasyon diyoruz... ...bunlar birkaç nesilde ortaya çıkan şeyler... ...dolayısıyla işte... E, ...çöldeki... E, ...veya işte çöldeki diyorum... E, ...mesela kutuptaki... ...kutup ayıları... ...beyazdı ve siyahı da vardı aslında... ...ama siyahlar öldü... ...doğal seçilimde yok oldular... Ama beyazlar kendi alanını çiftleşerek çocukların hepsi beyaz oldu ve kutuba gittiğin zaman artık beyaz ayıdan başka bir şey göremiyorsun. İşte aynı onun gibi adaptasyon, ortama uyum sağlama doğal seçilimle beraber çalışan bir mekanizma. Ve bu sayede e, aslında buradaki böceklerin nasıl e, bu şekilde kalabildiği, deney sonuçlarıyla yorum yapma soruları da gelebilir bu arada. Veya işte var olan işte e, ortama uyum sağlamadan işte neden kaktüslerin iğne yapraklı olduğu, nilüfer bitkisinin neden geniş yapraklı olduğu, çöl bitkisinin neden uzunların geniş olduğu ve benzeri sorular gelebilir. Örneğin mesela kutup ayılarının derilerinin altındaki kalın yağ tabakaları. Aynı şey fok balıklarında da var mesela. Aynı şey işte penguenlerde de var. İşte bunların her birisi o ortama uyum sağlama. Benzer adaptasyonlarda gösterebiliyorlar aynı ortamda yaşayan canlılar bu da çok önemli bir özellik bu arada farklı türe ait olsalar bile ve fark, aynı türün içerisinde birçok çeşitli olmasına da biz varyasyon diyoruz varyasyon dediğimiz şeyde tür iki çeşitlilik demek doğal seçilim çok önemli güçlü olan ayakta kalır zayıf olan elenir ve adapte olmak da çevreye adapte olmak her canlıların aynı tür içerisinde farklı çevrelere adapte olmuş versiyonları olabilir diyoruz. Şimdi geldik biyoteknoloji ve genetik mühendisine. Burada da yine bir paragraf sorusu bekliyoruz ve bu paragraf sorusuyla alakalı bir yorum bekliyoruz. Yoruma lütfen bilgi katmayın. Bak bu çok önemli. Burada kesinlikle bir paragraf sorusu ve bununla alakalı soru, e, bununla alakalı bir yorumlama sorusu bekliyoruz ve bunu yaparken sakın bilgi katmayın kendi içinizden. Oradaki paragrafı okuyup onun onunla beraber sonuca ulaşmaya çalışalım. Mesela biyolojik silahlar, DNA parmak izi, yapay seçilim, türlerin ıslahı yani daha verimli bu ıslah kelimesi önemli onun yüzden detayını ediyorum. Daha verimli bireyler oluşturmak, daha verimli ürünler oluşturmak. Burada GDO'lu ürünler ve benzeri de aslında bunun içine giriyor. Gen tedavisi, gen aktarımı, klonlama bunların her birisi de gen tedavisi de işte ee, Genetik hastalıkların tedavisi yok diyoruz ama gen tedavisiyle bazı genetik hastalıkları tedavi etmeye başlayabildik. Gen aktarımıyla da ve benzeri bunları tedavi edebiliyoruz. Klonlama dedi aynı canlıların bir tanesinden kendisinin aynısından bir tane daha yapmak diyoruz. Gel o zaman seninle beraber bir sorusu çözelim bakalım. Yukarıdaki tabloda verilen olayların mutasyon ve modifikasyona örnek olmalarına göre uygun kutucuklara tik işareti koyan öğrenci aynı zamanda olayla ilgili açıklama yapmıştır. Buna göre aşağıdaki olay ve hangisi yanlıştır demiş. Bir kere hemen bakalım sana beraber koyalım. Arı lavralarının beslenmelerine göre işçi arı ya da kraliçe arı olması mutas, modifikasyonlu kesinlikle. Çünkü çevre şartlarıyla mesela e, arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluyor. Polen beslenirse iş oluyor. Çekirdeksiz üzüm oluşması mutasyonla oluyor. Genetik yapısı değiştirilerek ancak bu mümkün. İnsanlarda renk pigmentlerinin üretilememesi bu da albinoluk aslında mutasyona dayalı bir hastalık. Altı parmaklılık da aynı şekilde mutasyona dayalı bir hastalık. Kırık kanatta sirke sineğinden alınan yumurtalar 16 derecede yetiştirildiğinde düz kanatta 25 derece yetiştirildiğinde kırık kanatlı sineklerinde bu da tamamen modifikasyon. Şimdi bu da çevre şartları, sıcaklığa göre değişiyor. Bu da beyaz e, ve kırmızı çuha şeyi örneği de bunda önemli diyoruz. Bakalım hemen hangisi yanlış demiş. Birinci olay modifikasyondur. Evet doğru. Beslenme genlerin aktif ve pasif olma durumunu etkilemiştir. Evet genlerin işleyişini etkilemiş. Bu doğru bir özellik. İkinci olay mutasyondur. Evet doğru. Üzümde genlerin yapısı değişmiştir. Evet genlerin yapısı değiştiği için... Hep çekirdeksiz ürün üretebiliyoruz e, bu sayede. Üçüncü olay mutasyondur. Nesilden nesile aktarılabilir. Bir kere e, mutasyonlar nesilden nesile aktarılabilir. Ne olursa üreme hücrelerinde oluşursa nesilden nesile aktarılabilir. Aktarılabilir demiş. Evet olabilir. Üreme hücrelerinde oluştuysa mutasyonlar. Dördüncü olay ama vücut hücrelerinde oluştuysa aktarılamaz. Onu söylemek istiyorum. Dördüncü olay modifikasyondur. Evet doğru. Sıcaklık etkisiyle genlerin nükleotit dizilimi değişmiştir. Yuh! Doğru modifikasyon ama sıcakla ise genlerin nükleotit dizilimi değişmemiştir. Modifikasyonda genlerin e, yapısı değişmez. Genlerin işleyişi değişir diyoruz. O o yüzden cevabımızın D seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. <laughs> ve geldik artık basınç konumuza. Artık konuları neredeyse bitiriyoruz. Basınç konusu da LGS'de en fazla soru çıkacak zaten. Kaç tane konu var ki? Yani 3-4 tane konu var ve bu konulardan en önemlilerinden bir tanesi de basınç konusu, katı basıncı, sıvı basıncı ve açık hava basıncı. Üç tane veya gaz basıncı da diyebilirsin buna. Üç tane konu başlığımız var. Tabii ki katı basıncından, sıvı basıncından ve e, açık hava basıncından soru geldi. Ama tabii bunları bir arada verdiler. Onu da söylemek istiyorum. Sıvı basıncından ve katı basıncından daha fazla soru geliyor. Bu da çok önemli. Bilmemiz gereken önemli ayrıntılardan bir tanesi. Mesela burada sıvı basıncında mesela bir tane kabın içerisine sıvı koyduğumuz zaman üç tane delik açtık. Bu üç tane delikten bir tanesi ...en alttakinden fışkıran daha fazla. Neden? Çünkü en alttakinin basıncı... ...derinlik fazla olduğu için... ...daha fazladır. O yüzden daha uzağa... ...fışkırır ve bu fışkırma... ...mesafesi gibi sorularda gelebiliyor. Onu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda... ...burada katı basıncı var mesela. Bir katının... ...tuğlanın böyle konulduğundaki basıncım... ...daha fazla, böyle konulduğumu... ...tabii ki bu daha fazla. Çünkü aynı ağırlık... ...olmasına rağmen yüzey alanı azaldıkça... ...basıncı artıyor katılarda. Bu temel kavramları... ...çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kavramları üzerine farklı soru tiplerini günlük hayattan soruyorlar. Günlük hayat soruları karşımıza çok geliyor. Ve aynı zamanda deney hipotez soruları da gelebiliyor. Mesela örneğin burada mesela katı basıncının ağırlık ilişkisini yorumlama ve yüzey alanını ilişkisini yorumlama. Mesela şöyle bir kap verildi ve bu e, Mesela şöyle bir cisim verildi. Bu cismi bir böyle koymuş, bir böyle koymuş. Hangisinin basıncı daha fazla dediğim zaman tabii ki bunun basıncı buna göre daha fazla diyeceğiz. Çünkü aynı cisim olmasına rağmen buradaki alan daha az olduğu için basınç daha fazla artıyor. Mesela burada bir deney yapılmış. Hatta bu ikisini karşılaştırdığımız zaman da bunu bu yokmuş gibi düşünürsek hangi basınç daha fazladır? Üçteki hocam. Harika. Üçteki basınç daha fazladır. Peki neden? Çünkü buradaki alanlar aynı olmasına rağmen burada daha fazla ağırlık var. Mesela şöyle bir örnek. Birle üçü kıyaslayan bir arkadaş aslında e, katı basıncının ağırlık ilişkisini. E, yorumlar. Ağırlık ilişkisini yorumlar. Yüzey alanı ilişkisini yorumlamak için arkadaşımız ne yapmak ister? 1 ile 2'yi kıyaslar. 1 ile 2'yi kıyaslarsa yüzey alanı ilişkisini yorumlamış olur diyoruz. 1 ile 2, 1 ile 3. Ama 2 ile 3'ü kıyaslayabilir miyiz? 2 ile 3'ü asla kıyaslayamayız. Çünkü hem ağırlıkları farklı, hem alanları farklı. İşte böyle durumlarda biz kıyaslama yapamıyoruz. Biz karşılaştırma yapamıyoruz. Dolayısıyla İlla illa sadece tek farklı şeyinin olması gerekiyor. Bak 1 ile 3'ün tek farklı şeyi var. Ağırlık. Yani bağımsız değişkenleri, bağımsız değişkenleri ağırlık burada. 1 ile 3'te. 1 ile 2'de tek farklı şey var. Yüzey alanı. Yüzey alanı buradaki bağımsız değişkenleri. İşte tek farklı şeyin bağımsız değişken olması gerekiyor. Ama bu ikisinde birden fazla farklı şey var. Hem yüzey alanı farklı hem ağırlıkları farklı diyebiliriz. Hatta bununla ilgili şöyle birazcık daha şey örneğini yapalım. Hiç bu yokmuş gibi düşünelim. Bunun içinde belli bir miktar su var diyelim. Su var diyelim. Şöyle bir su var diyelim. Ben bunu böyle çevirdiğim zaman buradaki katı basıncı anladık. Katı basıncı artar. Çünkü buradaki alan daha daralıyor. Peki sıvı basıncı ne olur? Böyle bir su varsa kapalı kapta böyle bir su varsa bunu ters çevirdiğimiz zaman sıvı seviyesi yükselir. Neden yükselir biliyor musun? Bu çok önemli bir bilgi. Bunun ters çevirdiğimiz zaman sıvı seviyesinin yükselme sebebi alt tarafı daha genişken alt tarafı daha dar hale geliyor. Yani daha genişten daha dara gelince daha yüksek bir sıvı yüksekliği oluşuyor ve bu yüzden buradaki sıvı basınçları arasındaki fark buradaki sıvı basıncı buradakinden daha fazladır olacak. Katı basınçları arasındaki farksa tabii ki bunun basıncı bundan daha fazladır diyeceğiz. Şimdi geldik sıvı basıncında iki tane şey vardı. Derinlik parametresi vardı ve de yoğunluk. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Bununla ilgili en güzel örneklerden bir tanesi çıkmış sınav sorusunun benzeri. Bir tane U borusu alıyorsun. U borusu, burada U borusu sınavda çıkma ihtimali var o, olan bir şey hemen gösteriyorum sana. U borusu dediğimiz bir tane boru var. Şöyle bir boru var. Şu borunun içerisine bir su koyduğun zaman aslında U borusunda iki kolda da su seviyesi aynı yükseklikte olmak zorunda. Yani normal su koyduğun zaman bu şekilde durur. Ama eğer sen buradan bir şekilde daha fazla bastırırsan o zaman bu su seviyesi yukarı çıkar denge bozulur. Mesela burada aynı seviyede. Bunu bunun içine soktuğumuz zaman, bunun içine soktuğumuz zaman buradaki basıncı arttırıyoruz. Bunun içine girdiği zaman buradaki esnek zarın üzerindeki civanın içerisindeki basıncı arttırıyor. Civanın sıvı basıncı bunun içine vuruyor. Dolayısıyla bu su seviyesi böyle yükselebiliyor. Buradaki de alçalabiliyor tabii ki. Böyle alçalıyor. Bunu da yükselebiliyor. Burada civa ile etil alkolü karşılaştığım zaman civanın yoğunluğu 13 küsur bilmem ne 13,4 falan. Etil alkolün yoğunluğu 0,85 falan. Şimdi hangisinin yoğunluğu daha fazla? Civanın. Dolayısıyla yoğunluğu fazla olanın basıncı daha fazladırdan burada bu kadar çıkıyorsa Burada şu kadar çıkacak. Öyle çok fazla çıkmayacak. Çünkü buradaki civanın yoğunluğu daha fazla için basıncı daha fazla olacak. Bundaki etiler koyun yoğunluğu daha az olduğu için basıncı daha az olacak diyoruz. Bunları aşağı doğru götürdüğümüz zaman oluşan olaylar. Deney düzenekleri kurup yorumlama yaptırabiliyor. Bize burada yaptığım gibi. Burada ikisinin arasındaki fark. Farklı olan tek şey ne Tonguş Yoğunluk. Harikasın. Yoğunluk. Yoğunluk farklı. Yani bağımsız değişkenimiz yoğunluktur diye söyleyebiliyoruz. Geldik hemen birkaç soruyla bu işi noktalandıralım. Katının ağırlığı ile basınç doğru orantılı demiş. Bak, ee, katının yüzey alanı ile basınç ters orantılı. Bunu zaten biliyoruz. Tamam. Bir öğrencinin özdeş bloklar ve kum ile hazırladığı düzenekler yukarıda verilmiştir. Düzeneklerin kum zeminde oluşturduğu izlerin derinliği ölçülerek tespit edilmiştir. Derinlik tamam. Buna göre oluşturan düzeneklerle ilgili hangileri doğru demiş. Birinci düzenek ile üçüncü düzenek kum zemine eşit kuvvet uygulamıştır. Birinci düzenekle üçüncü düzenek. Eşit kuvvet uygulamış. Evet ikisi de özdeş tuğlalardan oluşmuş. Özdeş bloklardan. Dolayısıyla ikisinin de ağırlığı aynı. Dolayısıyla eşit kuvvet uygulamıştır. Çünkü ağırlıkları kadar kuvvet uygulamışlar. Bu doğru. Birinci düzenekte, ikinci düzenekte kum izleri karşılaştırılarak. Bir ve ikinci düzenekteki. Evet. Bunun daha fazla kum izi olacak. Neden? Çünkü burada iki tane ağırlık var. Burada bir tane ağırlık var. Ağırlık ile basınç arasındaki ilişki tespit. Evet ağırlık... Basıncı arttırırı söyleyebiliriz çünkü buradaki kum izi daha fazla olacak bu da doğru. Katı basıncı yüzey alanı ilişkisini test edemez demiş öğrenci. Bakalım şimdi burada katı basıncı yüzey alanı ilişkisini test edebiliriz. Buradaki yüzey alanı daha az katı basıncı daha fazla. Burada test edebiliriz. Ee, burada test. O zaman niye edemez demiş? Bu yanlış oluyor. Ee, burada edebilir miyiz? Burada edemeyiz. 2 ve 4'te edemeyiz. Çünkü ikisinin de ağırlıkları aynı, yüzey alanları aynı oluyor. Burada farklı olan şey e, yüzey alanı olması için illa bundan bir tanesini alacağım. Bununla da bunu almalıyım. Bununla bunu alamam mesela. Çünkü bunların ağırlıkları da farklı, yüzey alanı da farklı. Olmaz. Bununla bunu da alamam. Ağırlıkları da farklı, yüzey alanı da farklı. Olmaz ama bu ikisini alırsam ağırlıkları aynı, yüzey alanları sadece farklı. Sadece tek şeyin farklı olması gerekiyor. Buraya not düşüyorum. Eğer bir şeyi deneyle ölçmek istiyorsan sadece tek şey farklı olmalı. Yani iki resim arasında tek fark olmalı. Bu farklı olan şeyle bağımsız değişken diyoruz. Bu arada onu da söylemek istiyorum. O yüzden cevabımızın 1 ve 2 olduğunu net bir şekilde söyleyeceğim. Murat sıvı basıncının nelere bağlı olduğunu araştırmak için aşağıdaki düzeneyi kuruyor demiş düzenekte bir huninin geniş ucuna esnek zar geçirip yani şurasına e, diğer ucunu lastik hortumla içinde yağ bulunan bir u borusuna bağlıyor. Tamam. E, daha sonra huniyi su bulunan kabın içinde farklı derinliklere daldırıyor. Böyle hareket ediyormuş. Tamam. Bu düzenekle ilgili aşağı yukarı hangisi doğru demiş. Bir kere u borusuna bak dikkat et, Buradaki seviyeler aynı değil. Neden aynı değil? Çünkü demek ki burayı daldırınca buradaki basınç artıyor ve bu tarafa doğru etki ediyor ve bunu u borusundaki sıvı seviyesini dengesini bozuyor. Tamam sıvı basıncının derinliğe bağlı olup olmadığını gözlemlemek için bu düzenek yeterlidir. Evet ben bunu mesela aşağı doğru indirip yukarı doğru kaldırırsam derinliği arttırırım aşağı doğru indirirsem. E, ee, yukarı doğru kaldırırsam derinliği azaltırım. O zaman buradaki U borusundaki sıvının hareketinden evet gerçekten de derinliğe bağlı olup olmadığını gözlemleme yapabilirim. Ee, bu doğru. Bu düzenekte sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olup olmadığını gözlemlenebilir demiş. Ne yazık ki hayır. Burada şöyle bir şey yapması gerekiyordu. Bu düzeneğin aynısından bir tane daha klonlayıp su yerine bu sefer civa koyması veya alkol koyması yani farklı bir sıvı koyması gerekiyordu. Sıvı basıncının yoğunluğa bağlı olup olmadığını da anlayabilmek için iki tane farklı sıvı kullanması gerekiyor. Bu yağ U borusundaki yağ. Bununla hiç alakamız yok. Bu yağ sıvı basıncı oluştan yağ değil. Buradaki e, Huni'nin batırılı olduğu sıvı aslında sıvı basıncı oluşturan yer. Dolayısıyla bu yanlış. E, bir yanlış. Sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olup olmadığı gözlemlemek istenirse U borusundaki yağ yerine su kullanılır. Yanlış U borusuyla sıvı basıncının hiçbir alakası yok. Şu anda sıvı basıncının oluşturan yer burası. Burası değil. Buradaki e, basınç buradaki gazların aslında ilettiği basınç. Tamamen U borusu gazların ee, basıncının artmasıyla böyle denge bozulan bir yer aslında. Sıvı basıncının sıvının derinliğe bağlı olup olmadığını gözlemlemek istenirse Huni önce su sonra yağ bulunan kaplarda aynı derinliğe batırılmalıdır. Yanlış. Bu durumda sıvının yoğunluğuna bağlı olduğu gözlemleniyor. Aslında bak önce su sonra yağ bulunan kaplar demiş. Yani burasına su ve yağ koy demiş. Dolayısıyla bu yanlış olmuş. Cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Ve geldik artık son konumuza. Madde ve Endüstri son ünitemiz 2020 LGS analizini yaptığımız zaman periyodik sistemden kesinlikle her sene soru geliyor. Kimyasal tepkimelerden kesinlikle soru geliyor. Fiziksel ve kimyasal değişmelerden soru gelmiyor ama diğer konuların içinde geliyor. Yani kimyasal tepkimelerden içinde gelebiliyor. Asitler o bazlardan yüzde yüz soru geliyor. Dolayısıyla bunlar bizim için çok önemli. Hadi bakalım o zaman konumuza hızlıca giriş yapalım. Ünitemize periyodik sistemle başlıyoruz. Periyodik sistem ünitemizin aslında ilk konusu. Tabii ünitemiz aslında geniş. Madde ve ısı var sonrasında. Ama biz sadece birinci dönem konularından sorumlu olduğumuz için asit bazlardan sonrasından muhatap değiliz. Yani, asit bazlardan sonrasıyla ilişkimiz yok. Sadece ve sadece asit bazların sonuna kadar e, sorumluyuz. Sonrasındaki işte madde ve ısı, Türkiye'de kimya endüstrisi ve benzeri bunlardan sorumlu değiliz. Peki ilk konumuz periyodik sistem. Bunu bulan arkadaşımız e, aslında Mendeleyev sonrasında. Mozele son bir rütuş atıyor ve atom numaralarına göre sıralanması gerektiğini söylüyor ve atom numaralarının kıyaslaması sınavlarda çıkıyor. Sınavlarda yüzde yüz çıkan şeylerden bir tanesi de atom numarası hangisinin daha büyük hangisinin daha küçük şeklinde buradaki metot çok basit soldan sağa doğru gidiyor. Burada bir A grubu var iki A grubu var. 3A grubu var. 4, 5, 6, 7 ve 8 A grubu var ve bunların yanında bu arada da B grupları var ve bunların içerisinde birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot olmak üzere yatay satırlar var ve kaçıncıya kadar? Yedinci periyoda kadar. Bunları bir kere bilmemiz gerekiyor. Toplamda 10 tane de B grubu olmak üzere 18 grup var. 18 grup. E, bu çok önemli. Ve 7 tane de periyot var ve bunlar satırlar bizim için bunlarda sütunlar dememiz gerekiyor. Bunlara çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Ve teker teker aynı Türkçe okur gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 100 numaraları soldan sağa doğru gidiyor. İlk satırı bitiriyorsun, sonra ikinci satırı okuyorsun. Sonra üçüncü satırı okuyorsun. Aynı Türkçeyi okunmuş gibi. Ben bu, e, bu kelimeleri nasıl okuyorum mesela bu sayfadaki? Buradan başlıyorum. En yukarıdan. Soldan sağa doğru. Bunu bitirdim sonra buraya okuyorum. Sonra buraya okuyorum. Sonra buraya okuyorum. Yani soldan sağa doğru atom numaraları teker teker artıyor. Buradaki atomumuzun adı namı değer hidrojen atomu. Bir tane atom numarası birdir. Bir tane protonu var aslında. O yüzden atom numarası bir. Buradaki de namı değer helyum atomu. Buna da biz helyum diyoruz. Bu helyum kıl bir atom. Gerçekten de e, son yörüngesindeki elektron sayısı... ...normalde her atomun buradaki grup numarasıyla ölçülüyor. Mesela bunun son yörüngesinde üç tane elektron var. Bunun iki tane, bunun altı tane, bunun bir tane, bunun yedi tane. Ama bu helyumun iki tane var. İki tane olmasına rağmen sekiz ağda bulunuyor. Kıl bir özellik diyoruz. Hidrojense çok enteresan bu noktalılarda olduğu gibi... Normalde ato, periyodik tablonun sol tarafında metaller vardır, sağ tarafında ametaller vardır. Sol tarafında metaller olmasına rağmen bu hidrojen üç kağıtçılık yaparak aslında bir ametaldir. Normalde her yerde metal vardır sol tarafta ama bu araya kaynamıştır, üç Sol da bu çıkıntıdır. Bu iki tane çıkıntı zaten periyodik tablonun çıkıntıları. Yani bunlar kıllar, bunlar her zaman sorularda gelirler. A metal olduğunu bileceğiz hidrojenin aslında bir a grubunda sadece metaller olmasına ama hatta bunun adı alkali metaller. Bunlar toprak alkali metaller. Bunlar metaller adıyla adlandırılırken içinde hidrojen denilen bir ametal yani metal olmayan bir madde var. Sağ tarafta da ametaller var dedik ve burası da ametallerden soy gazlar grubu dediğimiz özel bir grup. Yani aslında bizim için asal gazlar da diyebiliriz bunlara. Asil gazlar, soylu asil gazlar. Bunlar tek atomlu gazlar halinde bulunan 8A grubu. 8A grubu çok özel bir grup. Yani hiç kimseyle muhatap bile olmazlar. Bir de bunların hatta şöyle metalleri böyle bir mavi yapalım. Metaller böyle mavidir aslında. Şöyle bir mavi yapalım metalleri. Böyle aşağı doğru gider bu arada. Bunların hepsi metaldir. Hepsi hepsi. Bir de böyle arada kalmış Pembişler var. Hatta Türkiye'de de en fazla olan bor, silisyum denilen maddeler var. Bu da çok önemli. Bor ve silisyum maddeleri de bu da çok önemli diyoruz. Aynı zamanda aynı zamanda bu tarafta ise bu tarafta ise işte soy gazlar var dedik ve diğer şeylerin olduğu ametallerin olduğu böyle sarıyla gösterelim bunları. Bunların hepsi artık sarı diyoruz. Ve bunlar da aslında metal olmayanlar demek ve Isı ve elektriği iletirler, metaller mesela ametaller iletmezler. E, metaller e, kendi aralarında bileşik yapmazlar, ametaller yaparlar mesela. İşte e, metaller parlaktırlar, ametaller mattırlar mesela gibi özelliklerle birbirinden ayrıştırılıyorlar. Aynı zamanda metaller tel ve levha olabilirler. Bak tel ve levha olabilirler. Ametallerse kırılgandırlar. Tel ve levha asla olamıyorlar. Mesela e, yarı metallerse arada. Bunlardan en güzel örnek bor ve silisyum. Bor ülkemizde en fazla element eden bir tanesi. Bor ve silisyum da bunlar da arada kalmış. İşte ısı ve yarı iletkendir der bunlar. Aynı zamanda tel ve levha olabilirler. Ama aynı zamanda işte metallere de benzerler. Ametallere de benzerler gibi özellikleri var diyoruz. Peki Özelliklerine göre elementlerin yerini belirlemek çok önemli. Yerlerini bilebilmemiz gerekiyor. Yerlerini görebilmemiz gerekiyor. Özellikle mesela şöyle sorular gelebiliyor. Şöyle sorular geliyor. Yüzde yüz çıkacak sorulardan bir tanesi. Şöyle bir hani bunu ya şıklarda verir ya da başta verir şıkları yorumlamak ister. Mesela işte A, B, C diyelim. Bu atomlardan bak yüzde yüz çıkar dediğim şeyden. Bu atomlardan hangisinin ee, hangi ikisi aynı gruptadır desek. B ve C. Harikasın. B ve C aynı grupta çünkü böyle aynı dikey sırada. Hangisi aynı periyottadır desek bu ikisi. Hangisinin atom numarası en fazladır desek C'dir. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dolayısıyla C'nin atom numarası en fazladır. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Ve bu atomlardan, bu atomlardan işte sallıyorum B soy gaz olduğu birine göre A nedir? A metaldir. Mesela hemen söyleyebiliriz bunu. Ee, ...bunun da soy gaz olduğunu söyleyebiliriz gibi özellikler karşımıza gelebilir. Peki, kıl olan bir şeylerden bir tanesi de yüzde yüz çıkar dediğim bir şeyde... ...yine aynı şekilde şöyle bir parça ver, verdi. Mesela buna ee, A dedi, buna B dedi, buna C dedi. A hid, e, şeydir, e, A ile B aynı gruptadır ama farklı, farklı... Ee, şeydir, özelliktedir. Yani bir tanesi metal, bir tanesi ametaldir derse bize... ...o zaman diyeceğiz ki A kesinlikle ve kesinlikle hidrojendir arkadaşım. Bu da metaldir, bu da metaldir. Ama A kesinlikle hidrojendir ve bir A grubudur. Burası şeklinde net yorumlar yapabiliyorsunuz. Çünkü buradaki temel özellik aslında e, buradaki istisnayı bize söylüyor. Unutmayalım değerlik elektron sayısı buradaki grup numarası ile belirleniyor. Mesela diyelim ki e, sodyum 11 diyelim. Burada 11 tane atom numarası olduğuna göre 2, 8 ve 1 şeklinde açılıyor. Açılacaktır burası. Hep böyle açarız. Bak 2, 8, 8 şeklinde açarız. Ve burada 3 tane halka olduğu için 3. periyottur deriz ve aynı zamanda son yörüngesinde bir elektron olduğu için değerlik elektron sayısı bir olduğu için de bir A grubudur diyebiliriz. Bir A grubu üçüncü periyottur diyebiliriz. Ve bu bir A grubunu aslında son halkasındaki elektron sayısını alıyoruz. Bu hidroj, helyumda farklıydı. İki tane olmasına rağmen 8A grubundadır. Aman dikkat edin diyorum. Bu çok önemli. Çünkü birinci periyotta sadece 1A ve 8A var. 2A yoktur. Ve geldik. Hadi bakalım bir soru yapalım. Bununla alakalı pekiştirelim. Bazı elementler bir bölüm verilen periyodik tablodaki e, yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. K, L, M, N. Tamam. Buna göre tablo ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlışı demiş tabloda benzer kimyasal özellik gösteren elementler bulunmaz. Şimdi bak burası çok önemli. Bunu söylemedim ama benzer kimyasal özellik kelimesini görünce bu şu demek aslında. Aynı grupta demek. Aynı grupta ile benzer kimyasal özellik gösterir aynı şeydir. Dolayısıyla aynı grupta olan elementler var mı? Yok. Burada gerçekten aynı dikey sırada grup dediğim şey dikey sıralarda yok. Bu bu doğru bir ifade. Pardon. Aynı grupta elementler bulunmaz demiş. Bu doğru bir ifade. Olumsuzluğun doğru olduğunu söyledik. O da karışık birazcık tabii ki. N elementinin atom numarası M'den fazladır. Şimdi bir kere atom numaralarına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mesela bu bundan fazla. Ne demişti bize? N elementi atom numarası M'den fazla. Evet doğru. <laughs> 18, 19-20. En fazla bu arada bu. En fazla atom numarası sahip K. On sonra N, sonra M, sonra L'dir diyebiliriz. İkinci periyotta burada bunu şöyle sıralayabiliriz. K büyüktür, N büyüktür, M büyüktür, L böyle bir soru geldi çünkü. İkinci periyot 3A grubunda. İkinci bir, ikinci periyot 1A, 2A, 3A. Burada bundan e, bu, bunda K elementi bulunur. Yanlış. L elementi bulunur. Yanlış. Bak iki, birinci periyot, ikinci periyot. 3A grubu. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Mesela M elementi e, 1, 2, 3. Üçüncü satır, üçüncü periyotta 6A grubunda bulunuyor. ne elementi üçüncü periyotta 8A grubunda bulunuyor. E, K elementi dördüncü periyotta 2A grubunda bulunuyor. Bakalım bu yanlış demiş. M ve N elementleri aynı yörünge sayısına sahiptir. Şimdi yörünge sayısı dediğimiz şey, yörünge sayısı dediğimiz şey periyotla ölçülüyordu. Periyot dediğimiz şey yörünge sayısına göre belirleniyordu. Mesela e, aynı yörünge sayısı dediğine göre aynı periyotta demekti. M ve N aynı periyotta. Evet, aynı yatay sırada doğru. Aynı değerli elektron sayısı deseydi aynı grupta demekte. Dolayısıyla bu e, doğru oluyor. O yüzden yanlış olan C seçeneği. Fiziksel ve kimyasal değişim kesinlikle yüzde yüz sınavda çıkacak bir soru tipidir. Peki nasıl soru geliyor? Mesela diyelim ki e, bir B maddesi var. İşte oksijen eklemişiz. Sonra bir kimyasal tepkime gerçekleştirmiş. Sonra burada H2O'ya ayrılışan başka bir madde olmuş. Sonra karbondioksit ayrılmış ve benzeri. Şimdi böyle bir deney düzeneyi veriyor bize. Ve bu deney düzeniyle alakalı yorum yapmamızı istiyor. Bir kere kimyasal tepkimelerde bazı özellikler var. Şimdi anlatacağım. Deney sonuçlarından çıkarım yaparak değişim türünü bulma, fiziksel mi, kimyasal mı bunu anlıyoruz. Mesela burada Oksijenle B maddesi tepkimeye girip yepyeni H2O, karbondioksit gibi yeni maddeler oluşmuş. Burada bir kimyasal değişimden bahsediyoruz ama fiziksel değişimde ee, ...işte hal değişimi, işte suyun donması, işte suyun buharlaşması, buzun erimesi, işte salı mumun erimesi... ...işte şu kalemin kırılması, şu kağıdın böyle yırtılması bunların hepsi aslında fiziksel değişimlere giriyor. Kimyasal değişimde böyle tepkimeler ortaya çıkıyor. Mesela kimyasal e, değişimlerde ısı, e, renk gibi değişimler ortaya çıkıyor. Bunlar zaten bize net bir şekilde gösteriliyor. Şimdi kimyasal tepkime bir bakalım. Bu çok önemli çünkü kimyasal değişim demek, kimyasal tepkime demek ve bundan yüzde bin soru gelecek. Yüzde bin. Şimdi hemen böyle bir örnek yapalım mesela. Şöyle iki tane yeşil e, topçuk ardından mor topçuklarla birleşiyor. Biz bunlara reaksiyona, ki tepkimeye girenler adını veriyoruz. Buna da ürünler diyoruz veya re reaksiyondan çıkanlar diyoruz. Burada illa bir tane olması gerekmiyor. İki tane de olabilir fark etmez. Şimdi iki tane yeşil topçuk arasındaki bağlar kopuyor hmm. mesela bunlara diyelim ki oksijen diyelim O2 artı burada hidrojenler var diyelim H2'ler var bunların arasındaki bağlar da kopuyor burada iki tane H2 olsun diyelim bunları birleştirdiğimiz zaman iki tane bunlar da mesela iki tane hidrojen bir tane oksijen H2O yani su oluşuyor oksijen yanıcı, hidrojen patlayıcı, H2O söndürücü madde oluşan yepyeni maddeler. Bu acayip önemli. Sınavda bu çok çıkıyor. Sınavda tekrar söylüyorum. Oluşan yeni maddeler kendini oluşan birleşten kendisini oluşturan birleşenlerin özelliklerinden tamamen farklıdır. Su apayrı bir madde. Patlayıcı ve yanıcı apayrı bir madde. Yani reaksiyona girenlerle oluşan maddenin özellikleri tamamen birbirinden farklıdır. Ama aynı atomlardan oluşuyor. Burada, burada yeşiller ve morlar var. Burada da yeşiller ve morlar var. Bu reaksiyonun e, tepkimenin oku. Buradaki soldakilerle sağdakiler aynı atomlar. Atomun cinsi ve sayısı değişmiyor. Burada iki eşit var. Burada iki eşit var. Burada dört e, mor var. Burada dört mor. Ama yepyeni özellikle bunu yapan şey ise buradaki bağlar kırılıyor. Yepyeni bağlar oluşuyor. Kırmızı bağlar oluşuyor. Bak burada bu acayip yepyeni bağlar oluşuyor. Kırmızı morla yeşil birleşiyor burada. Burada morlar birleşmişti kendi aralarında. Burada yeşiller birleşti ve buradaki bağlar kırıldı. Kırıldı, kırıldı, kırıldı. Burada ise bir birliktelik var. Böyle bir birliktelik var. Burada yeni bir zincirler, yeni bir güçler oluşuyor aslında burada. Dolayısıyla işte burada bağlar kırılıp bağlar oluşuyor diyoruz. Atom sayısı ve cinsi değişmiyor asla. Bu çok önemli. Bunun diğer bir adı da korunur demek. Bu kelimeler olarak çok geçiyor sınavlarda. Aman dikkat edin. Bu yüzde yüz korunur kelimesi çok çıkar. Aynı zamanda 40 gram, 12 gram toplamda girenlerin 52 gram kütlesi korunuyor. Yine 52 gram Ürünlerde kütle ortaya çıkıyor. Bu da kütle korunumu dediğimiz bir kanunu getiriyor bize. Kütle korunumu, kütlenin değişmemesi kanunu getiriyor. Ama burası çok kritik. Kütle korunumu çok önemli. Aman dikkat edin. Ağzı açık bir kapta olursa... Ağzı e, açık... Kap dersek ve bu kimyasal tepkimenin sonucunda bazı gazlar ortaya çıkıyorsa o zaman kütle korunumu patlıyor. Yani kütle korunumu devam ediyor ama sen 52 gram koyuyorsun 48 gram çıkıyorsun. Hayda ne oldu kaç gram yok? 4 gram. Bu 4 gram nereye gitti peki Tonguç Erhan Bey? İşte havaya gitti, uçtu gitti. Çünkü burada gaz çıkışı oldu. Gaz çıkışı olduğu zaman ve ağzı açık bir kapta yok olup gidiyor. Ama ağzı kapalı. Şöyle bir kapa koysaydı bunu. Mesela şöyle bir ...sistem kursaydı, buradan böyle bu gazı buraya bir yere getirip toplasaydı... ...bir yere koysaydı, o zaman toplam kütle yine değişmeyecekti. Bununla ilgili örnek sorular yüzde yüz çıkacak. Aman dikkat edin, kütle korunumu, atom cinsi ve sayısının değişmeyeceği... ...bağları kırılıp, bağların oluşabileceği... ...aynı zamanda yeni madde, kendi oluştuğu özelliği özelliğini taşımadığı... ...apayrı maddeler olduğu kesinlikle çıkacak diyor. Geldik hemen bir sorumuz var. Kapalı kapta gerçekleşen kimyasal bir tepkimedeki maddelerin zamana bağlı kütlelerindeki değişimleri aşağıdaki grafikte verilmiş demiş. Bu tarz sorular da çok klasik. Burada Z maddesinin kütlesinin arttığını görüyoruz. Aynı zamanda işte buradaki X maddesinin kütlesinin azaldığını görüyoruz. Aynı zamanda buradaki işte Y maddesinin hatta nasıl yapalım bunu? Evet. Y maddesinin kütlesinin azaldığını görüyoruz ve sıfırlandığını görüyoruz. Tamam. Grafiğe göre aşağı yukarı hangisi yapamaz? Bir kere miktarı azalanlar hangileri? X ve Harika. Y. Harika. İşte bu X ve Y birleşiyor demek. Miktarı artan da Z ya o da oluşuyor demek. Yani bu X ve Y dediğimiz şey reaksiyona tepkimeye girenler bu da ürün demek aslında. X artı Y eşittir Z oluşuyormuş. Peki X'ten ne kadar giriyor. Veya Z'den Z'den ne kadar oluşuyor? Oluyor bak. Sıfırdı. Z'den şimdi 21 var. O zaman 21 gram oluşmuş Z'den. He. Peki X Y'den ne kadar kullanılmış? Y'den 14 grammış. Şimdi sıfır. Y'den 14 gram kullanılmış. 21 14 artı kaça eşittir bak reaksiyonun sol tarafıyla sağ tarafın aynı olması gerekiyor. Burası da 7 gram olmalı. Gel bakalım 14'ten nereye düşmüş? 7'ye düşmüş. Gerçekten de 14'ten 7'ye düşmüş. O zaman 7 gram kullanılmış. Peki ama 14 vardı. İşte buradaki 7 gram 7x e, ise artmış. Yani 7 gram x artmış diyoruz. 7 gram kullanılmış. 7 gramda x artmış. Toplamda 14 vardı çünkü. X maddesinden tepki sonunda 7 gram artmış. Doğru. Z maddesi hem X hem de Y maddesinin kimyasal özelliklerini gösterir. Kimyasal özellik olarak tamamen farklı bir maddedir. Bu yorum yapılamaz. Cevabımız B seçeneği. Bu sınavda çıkacak arkadaşlar. Yepyeni bir madde oluştuğu çıkacak. Aman dikkat edin. Tepkime sonunda kapta 28 gram e, madde bulunur demiş. 21 gram Z, Z'den e, ee, X'ten de 7 gram artmıştı. Toplam 28 gram doğru. Tepki sonunda Y maddesinin tamamı tükenir. Y maddesinin 14'ünde 14'ü bitmiş gerçekten de. Bu da doğru. Cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Asitler ve bazı artık son alt konumuza geldik ve bitiriyoruz. Artık sonuna geldik. Gerçekten asit ve bazların genel özelliklerini yorumlama sorusu gelecek. Bize aynı zamanda pH cetveli üzerine verilen madde miktarını çıkarım yapma sorusu gelebilir ve ayraçlarla yani belirteçlerle turnusol kağıdı, metrorenj, fenol, fethelayın hatta başkalarını da verebilir bu arada. Hani kırmızı lahana suyunu vermişti mesela. Bunlarla ilgili özelliklerde hangisinin asit ve baz olduğunu tanımama özellikleri verebilir. Turnus bir kere kırmızı ve mavi kesin ezbere bilmemiz gerekiyor. Bunu çok çıkıyor. Metil oranj kırmızı ve sarı oluşuyor asit ve bazlarda. Fenerofetalin de renksiz ve pembe oluşuyor. Bazlarda pembe oluştuğunu bilelim diyoruz. Ama en önemlisi Turnus Okyan'da tabii. Asitlerin hidrojen artı bazların ise OH eksi verdiğini bilmemiz çok önemli. O yüzden biz bunlara hasit diyoruz aslında. Bunlara da bazoh diyoruz aslında OH eksi yonu veriyorlar suda çözülünce. Asitlere örnekler. HCl, HNO3 bunlar çok önemli örnekler. H2SO4 bunlar çok karşımıza çıkıyor. Bunlara örneklerse NaOH, KOH veya işte e, CaOH2 diyoruz. Burada kıl bir asit var. NH3 bu da aklımızın köşesinde kalsın. Bu, pardon. Kıl bir baz var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bunlar bazlara örnekler. Bunlar da asitlere örnekler. Peki bunlar kuvvetli asitler kuvvetli bazlar. Nasıl ayırıyoruz? pH çizelgesine göre. 7 nötürdür. 0 ile 7 arası asittir. E, 7 ile 14 arası bazdır. Ne kadar 7'ye uzaksa o kadar kuvvetlidir. Ne kadar 7'ye yakınsa o kadar yediye yakın o kadar o kadar zayıftır. Yediye ne kadar yakınsa o kadar zayıftır. Yedi dediğimiz şey de tuz veya sudur bu arada. Yani saf su daha doğrusu. Saf su veya tuz aslında nötrdür. Tam ortasıdır diyoruz. Mesela buradaki bir madde mi daha asidik? Buradaki bir madde mi daha asidik? Tabii ki buradaki madde çünkü yediye uzak daha kuvvetli asit. Bu da zayıf asit. Ee, burası kuvvetli bas burası zayıf bas şeklinde söyleyeceğiz diyoruz. Peki hemen ayraçlardaki özellik neden burayı kırmızı çizim? Çünkü ayraçlarda turnusörle kırmızı veriyor burası da e, mavi veriyor diyoruz. Anne kız artır baba mor artır bu çok önemli bir özellik. Turnusör kağıdında iki tür turnusör kağıdı satılıyor piyasada. Bir kırmızı turnusör kağıdı bir de mavi turnusör kağıdı. Eğer bir sıvının içerisinde kırmızıyı batırırsak hiç değişmezse ya bu asittir ya nötrdür. Eğer bir e, sıvının içerisinde maviyi batırırsak e, kırmızıya dönüşürse bu kesin asittir. Yüzde yüz asittir. E, ama hiç dönüşmezse ya bazdır ya nötrdür şeklinde söyleyebiliriz. Dolayısıyla renk değişimi olup olmamasına göre söyleyebiliriz. Anne kızartır babam olarak diyoruz. Hemen bir soru çözelim. İşlerinde asit baz ve tuz olduğu bilinen X, Y, Z bulunduğu kaplar, kaplara ayrı ayrı kırmızı turunçlu kağıdı basılmıştır. Batırılmıştır demiş. Bak bu sorular çok karşımıza geliyor ve bununla alakalı kesin soru çıkacağını bekliyoruz. Çünkü asit baz sorusu yüzde yüz çıkacak. Hani yüzde bin çıkacak. Peki nasıl sorular geliyor? Mesela bak kırmızı turnusör kağıdını ben batırıyorum diyor. Kırmızı kağıdını kağıdı. Bununla alakalı bu çıkmış sorunun benzeri bu arada. Kırmızı turnusör kağıdı batırıyorum diyor. Diyor ki birinci, üçüncü kaptaki çöreltleri renk değişimi olmamıştır. O zaman Birinci, üçüncü kapta batırmama rağmen yine kırmızı kalmış. Tamam. Hop. Ama demiş ki, e, ama demiş ki ikinci kaptaki mavi renk dönüşmüş. Yani şurası bir anda kırmızı türün söken ucu maviye dönüşmüş. Ha. Şimdi ben bunun kesin ne olduğunu söyleyebilirim. Bu nedir evladım benim? Baz. Harikasın. Bunun baz olduğuna adım gibi eminim. Çünkü baba morartır artır. Ba baba ne yapmış bunu? Baz olduğu için tak diye maviye çevirmiş. Tamam bu kesin. Bu net. Ne demişti? İçerinde asit, baz ve tuz. Bazı buldum. Tuz ve asiti bulmam gerekiyor. Şimdi buna göre x'e çözeltinin hangisi gibi olabilirmiş? Bir kere y çözeltisinin baz olduğunu biliyorum. Baz bitti. Cevabımız A seçeneği olduğu söyleyebiliriz. Bu asit de olabilir, tuz da olabilir. Çünkü değiştirmemiş. Bu da asit de olabilir, tuz da de olabilir. Değiştirmemiş diyoruz. Ve bu şekilde cevabımızı tak diye emin olduğumuzdan başlayarak çözmüş olduk diyoruz. Peki o zaman süper bir şekilde LGS'deki tekrarımızı bitirmiş olduk. Çıkabilecek, karşımıza gelebilecek şeyleri tekrar söylüyorum. 2020 LGS sayısalı çözmeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka çözsünler. Buradaki sorulara baksınlar ve sınava çok az kaldı. Yarın tekrar rehberliğimizde ve benzeri diğer derslerimizle beraber olacağız. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.